Yıkansın yıkanmadık perdeniz, tülünüz, her şeye rağmen hep gülsün yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz, hep ne diyoruz, temizlik bizim işimiz. Temizlik benim işim de yepyeni bir hafta ile bomba gibi yarışmacılarla Beylikdüzü'nde kaldığımız yerden temizliğimize devam ediyoruz. Bu haftanın birbirinden iddialı, temizlik düşkünü, ekranların tozunu alacak yarışmacıları Özlem, Melda, Ayşegül, Gamze, Tuğba, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İleriki günlerde elinize sağlık. Kız Melda, bir şey diyeceğim, sen kime benziyorsun? Hazal Kaya. Hazal Kaya'nın yan versiyonu bu hafta temizlik benim işimde. Ne kadar çok benziyorsun. Teşekkür ederim. Sürekli söylüyorlar mı sana evet, bunu? Evet. Tuğba benzemiyor mu sence? Benziyor, benzemez mi? Teşekkür ederim. Melda, temizliğinde iddialısın. Evet, iddialıyım. Yani Hazal Kaya'nın temizliğini görmedik şimdiye kadar ama seninkini çok benimkini merak ediyorum. Benimkini görürsünüz. Ayşegül Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Temizliği seviyor musun? Sabah 6'ya kadar yapacak kadar çok. Sabah 6'ya kadar yapacak kadar evet, çok. Evet. Peki burada 4 saatimiz var, evet, haberin olsun. Evet. Gamze Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırsınız. Evet, hazırım. Gözlerinizde o enerjiyi görüyorum. Evet. Hiç uzatmadan o zaman çekilişi yapmak istiyorum. İlk gün takıntısı olan var mı? Yok. 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 O zaman hemen topları alalım. Dış sesi de gördünüz bu arada. Evet. Haftanın sonuna kadar sizinle uğraşacak. İsterseniz benden yana olun derim. Şimdilik öyle küçük bir uyarı yaptım. Evet, çekiliş başlasın. Haftanın ilk günü yarışmacısı. Sarı olsun diyoruz, canlı bir renk olsun. Bakalım mutfakta ne yağlar olacak, banyoda ne kirler olacak. Koku takıntınız var mı? Yok. Yok. Ya Gamze, çok ayak kokuyor bacım, ben sana söyleyeyim. Eyvah, bak hazır eyvah ol. Evet, evet, haftanın ilk gün yarışmacısı. İlk gün yarışmacısı Gamze oluyor. Gel 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 gel. Ay. Sanki satadan para çıktı, nasıl seviniyor? Çok sevindim. Gamze, hazır mısın? Evet, hazırım. Bekle o zaman. Evet, hazırım. Hemen sizleri eve uğurluyorum. Evet. Koşun bir bakın bakalım haftanın ilk günü nasıl kirliymiş. Haydi koş 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 koş. Gamze, evet, ya kokan bir ev çıkarsa? Ya bilmiyorum ya ama başaracağız ya, yapacağız ya. Sen ne kadar iyisin böyle. Yapacağız, yapacağız, başaracağız. İyi, Gamze gayet neşeli. Evet, ben iyi de enerjiyim. Hiç uzatmadan evet, gidelim mi? Evet, gidelim. Evet. Ne kadar eğlenceli bak. Elin kirli evini temizleyeceğim diye çıldır iyi. O zaman siz bu enerjik Gamze'yi kısaca tanıyın, biz de temizliğe gidelim. De haydi. Tamam. Gamze Çelik Alpkan, 29 yaşında, doktor asistanı. Evli ve bir çocuk annesi olan Gamze Hanım aslen Erzincanlı. Ama Kadir'in kuvveti beni kuvvetim bilir mi sanki? Sanki Kadir Temel Reis. Aha, ben de adı başı 70 kilo bir adamım. Beni niye eleştiriyorsunuz? Ben çıkarttım orayı, o çıkartamadı. Şay, takmıyorum zaten. Tatlı kız. Gamze Hanım temizlik benim işimde birinci olursa oğluna arabalı yatak almak istiyor. Evet, merhaba. Çekilin, çekilin. Temizlik yorsun millet, hoş. Bu da biçim şey ya. Oo, mutfağın büyüklüğüne bak. Dedim ki buraya kaç lira? 24'ü. Dedim tamam, kes. Kes beni, kes. Kes. Aa, sen var ya, sırf uşak erkek tarafına olmasın diye kendim. Oo, koltuklara bak, kömürlük isi olmuş. Toz da var mı? Toz ne böyle? Tozun kokusu var. Toz kokar mı? Toz ya, kokuyor arkadaşlar. Koltuğu çıkarıp ne yapacağız ki? Yerine yenisini alacağız. Ha. Ay çok güzel. Şuraya girip yıkanır mısın? Hayatta girmem ben buraya. Ay, bu ne? Düşünsene Kadir, burada yıkanıyorsun, sonra da akşam Kadir yatağa girip yatıyorsun. Evet. Ya gelir oynamakta tello 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 can. Sana lan lan ay nay 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 nay. Evet, merhaba. Çekilin, çekilin. Müzik yorsun millet, hoş. Bu da biçim şey ya. Kapıda... Hele çekilin çekilin, Türkiye temizlik görsün Gamze. Ay, evet ya. Gamze Hanım çok heyecanlı olduğu için böyle girmek istedi değil mi? Sen dedin. Kız sen beni ver dediğimi biliyorsun. Ben böyle gireceğim. Bana bırakabilir misin? Ben yapayım. Tamam, zaten çok yapmacık oldu, bir daha. Evet, ben... Hadi siz bir daha gelin. Tamam hadi sen ha, çık ben... bir daha tamam, gel. Size, ay ne boş boğazı, hemen öttü benim dediğimi. Geleyim mi? Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ay.
korku tüneline girer gibi girdi. Ama sanki Ezrail'i gördü. Ama ay şu örümceklere bak. Aa, Kadir çok işimiz var bizim. Ay Kadir bak oradan buraya sanki otoban yapmışlar. Bak şurası da görüyor musun? Ay ben bunu hemen almam lazım. Burası koridor, burayı temizlemiyoruz. Hani daha salona gireceğiz. Ama burası böyleyse yani dur bakalım halkımıza hayırlısını versin. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Sen bu kızla uğraşma bak, çok heyecanlı çünkü. Ben onu tanıyorum zaten. Nereden tanıyorsun? Çocukken mont yakmışlığı bile var. Ne yakmışlığı var kız? Mont. Mont. Abont mu? Mont. Bildiğin mont. Mont yaktı. Evet. Sonra anlatırız o hikayeyi. Nereden başlıyoruz? Nereden başlayalım? Mutfaktan başlayalım. Bir mutfaktan evet. Mutfak bakalım. Bir banyoya bakalım. Ve şeye bakalım. Onlara bakacağız zaten. Allah Kerim, üç yer var zaten. Yani, önce mutfağa geçelim. Önce mutfağa bakalım evet. Arkanda mutfak var. Gel. Ay hadi bakalım. Senin Allah canını almasın. Yepyeni haftanın ilk gününde Gamze Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Birkaç parça bulaşık ve temizlikten nasibini almamış buzdolabı dışında çok fazla sorun yok görünürde. Örümcek ağları, pencere çerçevesinin detayları ve köşeye gizlenmiş su borularının pisliği, mutfağın diğer ayrıntıları. Bakalım Gamze Hanım nasıl bulacak bu mutfağı? Oo, mutfağın büyüklüğüne bak. Evi çok fazla kirli bulmadım. Çünkü bir öğrenci evi. Bana göre hiç kirli değildi. Ben de kirli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani sadece kıl falan var, toz var. Ben yağ sadece mutfakta bir yerde gördüm, dolabın üstlerinde. Onun dışında ben yağ göremedim. Kolay bir ev bence. Ocak burada, aspiratör burada. Evet, niye öyle? Aspiratör çok güçlü. Oradan bile çekiyormuş. Ay. Gamze dolaplarım berbat. Boş. Evi hem berbat hem de boş. Bak içleri yağlı. Oo, çekmecelere bak Gamze. Pan gibi ana. Bu ne? Dur bakayım bugün menüsü neymiş, dur öyle bakayım. Bu ne? Ne yapmışlar? Sos yapmışlar. Bunun içinde ne var? Bilmiyorum ki. Pilav. Hiç emaye tencerede pilav olur mu? Hiç olur mu? Harika oluyor vallahi. Olmuyor. Ben sana şu içi kazınmış şeyde hamsi pişireyim de bak. Kadir bu ne? Bunu kullanıyorlar hala. Hayır bir de bu ne olmuş da evrim geçirmiş bu. Ne olmuş buna böyle? Kızartma falan yapılır bunda. Bak kızartma olur mu? Bir adamı kanser Kadir, eder. Kadir bak bu. Örümcek var. Bunda bile örümcek var. Hamsi olmaz mı bunda? Olmaz. Onda hiç o adamı kanser eder. Evet, parmak izlerimiz çıkmış. Buzdolabının zaten dışından belli. Ay, ağzı açık salam. Salamın ağzı açık. Bir de en kötü ucuz salam zaten. Bu da çökelek mi? Ne bu? Çökmüş yani. Kalmış oraya. Çökelek. Buzluk boş. Evet boş. Ama buzdolabı kirli. Evet kirli. Ev mutfakta bir şey yok. Çıkacak mı? Kendine güvenmiyor musun? Çıkmaz mı diyorsun Gamze? Çıkar da nasıl çıkacaklar işte. Kara kara düşünüyorum. Ay bu kettle'ın hali ne böyle Kadir? Bunu ben kullanıyorlar mı acaba? Orada durduğuna göre kullanıyorlar. Patlamatlar ya bu şey. Hiçbir. O ne ki daha nicelerini kullananlar var. Gamze Hanım nerelisiniz? Erzincan. Plakası 24. Evet. 24 mi? Neresinden? Tabii neresinden? Mesela Tercan. Tercanlı aa. Kendisi de çok tez canlı. Orada çekmiş. 24'ü niye sordun sen şimdi? Gamze Hanım çocuğunuz sırf ayın 24'ünde doğsun diye ne yaptınız? Sezeryan. Ne yaptın? Sezeryan. Sırf 20 kaçında doğacaktı? Normalde Şubat'ta doğacaktı ama erken doğum yapmak zorunda kaldım. Doktor dedi ki bekleyebilirsiniz. Ben de beklemek istemiyorum dedim. Şimdi ay olarak mı beklettin, gün olarak mı? Gün olarak beklettik. Yani ocağın 24'ü doğum günü. Mert'in şu anda. Ama 25'i olacaktı. Hani doktora biraz bekleyebiliriz falan dedi. Dedim ki buraya kaçı dedi? 24'ü. Dedim tamam kes beni. Erzincan'da gelsin. Kes beni dedim, kesti vallahi. Sırf çocuğun doğum günü 24'ü olsun diye. Uğur rakamım benim. O yüzden seviyorum yani ben 24'ü. Hele Allah'ını seversin size. Erken doğsun diye mi sezeryen yaptın yoksa normal doğum olmadığı için mi sezeryen? Normal doğum olmadığı için sezeryen oldu. Ha, her şekilde yine sezeryen olacaktın yani. Yine sezeryen olacaktım. Tarihini ben belledim. Çocuğun 24'ü sırf Erzincanlı olsun diye. Ya Rabbi ya Resulallah. Millet hususi senin gibi sezeryana giriyor ki 9-9-19 doğsun. Yok. Bu da 24. Sanki ayın 14'ünü doğuruyor. Ya 24'ü hayır, olsun. Ya hayır. Uğurlu rakamım. O yüzden kadar seviyorum ben 24 rakamını. Eşin nereli? Erzurum. 25 plaka. Ooo sen var ya sırf uşak erkek tarafına olmasın diye kendin. Ya hay ama ne fena. Sırf uşak Erzurum olmasın diye Erzincanlı yap. Ama ne yapayım?
Bak dediğim gibi. Bütün Erzincan benim... seninle gurur evet, duyuyor. Evet, Erzincan'ı çok seviyorum. Erzincan'a da selam olsun yani. Hadi artık salona geçelim. Salona gidelim. Tamam hadi gidelim. Bu sohbet başka türlü bitmez. Sohbet bilmiyorum maşallah. Gördüğün gibi yarışmacın çok konuşuyor Kadir. Ben onu arada keseceğim. Gamze Hanım'ın temizleyeceği salon kirli koltukları ve dört bir yana serpiştirilmiş gibi duran elbise dolaplarıyla dikkat çekiyor. Duvarlardaki lekeler, halıların pisliği, tavandan el sallayan örümcek ve çerçevelerinden çamur akan pencereler bu salonda yarışmacımızın bir hayli zorlanacağını gösteriyor. Oo koltuklara bak, kömürlük isi olmuş. Toz da var, bu toz ne böyle? Tozun kokusu var. Toz kokar mı? Toz ya kokuyor şunu, arkadaşlar. Şunu yer değiştirsek şunu atsak olmaz mı? Çok kötü bu. Nasıl silinecek? Yenisini yerisini alacaksa atak. Yok, milletin möblesine nasıl atalım? Yok alamam da. Bu şeyler, halılar berbat. Bir de yine iğrenç şagiyi sermişler buraya. Camlar kuytu. Niye bu camlar hep kuytu kuytuda? Ne biçim mimari bu? Evet, salon da güzel. Bak bu modelin adı cumbalı oluyor. Salon küçük evet, koltuklarımız çok kirli ama Kadir, halılar berbat. Koltuğu çıkarabilecek misiniz? Koltuğu çıkarıp ne yapacağız ki? Yerine yenisini alacağız. Hayır. Kız silmeye diyor, lekeyi çıkartabiliriz. Ha, yok hayır canım. Bakayım şansımı deneyeceğim valla. Erzincan gücüyle bir deneyeceğim ama yani bilmiyorum. Bugün ayın 24'ü olaydı bir denerdim. Yastıklar berbat. Yastıklar. Halılar zaten berbat. Ama salon kolay, ben beğendim. Yastıklar yıkanıyor bak Kadir, yastık atarız makineye. O zaman en... Aa, ama şey kapütüneli bunlar sökülüyor mu? Baktın mı hiç? Aç bir aç kız. Sen niye hiçbir şey... Belli belli buradan zaten dikiş oluyor da. Aa ben bunu atıp yıkayamazsın. Yok işte. Tamam. E ne yapacağız biz bunu Kadir? Sileceğiz sen. Sonra diksek olmaz. Güzel bastıra bastıra sileceksin bunu. Şey... Bak konsol yok, vitrin yok. Evet. Çok fazla bir şey, halıları süpür süpür balkon kaldır. Balkon canına gördün mü o kutusunu? Evet bak, baksana güneş biraz daha zor duruyor. Tarihsel, tarihsel de bak dur yani. Ay nasıl akmış. Ay. Halı berbat. Halı evet bunları kaldırmak lazım. Ama salon kolay, bence mutfak evet. Da kolay. Haftanın ilk günü şanslı bir ev. Evet, çok kirli bir ev değil. 4 saatte çok rahat yapılabilecek bir ev. Hatta 3 saatte bile bitebilir diyeyim size. Peki banyoya gidelim o zaman. Evet gidelim. Haydi. Erzincan'dan Kemah'dan tello 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 can. Ya gelin oynamaktan. Bugün sizin başınızı çok şişirecek haberiniz olsun. Ne yani Kadir? Yarışmacının temizliğine güvenmiyor musun? Sadece çok konuşması mı dikkatini çekti? Sabah öğretmiştim ya hani beni fitledin ya, dedin ya bana o öğütledi diye. Şöyle güzel bir şey söyledi ki temizlik geliyor de temiz. Yoksa diyeceğim ki çok konuşuyor. Temizlik bizim için başlıyor. Çok güzel bir temizlik sizi bekliyor, mutlaka izleyin. Saniyede 55 tane kelime söylüyor. Evet. Çok hızlı konuşuyor maşallah. Evet. İnşallah eli de dili gibi hızlıdır, hadi bakalım. Hızlı hızlı göreceğiz. Evimizin banyosu ve tuvaleti ayrı. Banyomuz tozlu, kirli, paslı ve örümcek ağlarıyla dolu. Tuvalet derseniz o daha da beter. Bu klozete uzun zamandır el sürmemişler. Anlaşılan Gamze Hanım bu banyoda detaylı bir temizlik yapmak zorunda kalacak. Bu sade. Aa, burada sadece klozeti temizleyeceğiz Gamze. Ha, geç tamam. Bak bakayım. Ay çok güzel. Çok güzel Kadir, çok güzel. Dibi tortu, pasakmış. Tahret müstekir var. Tüh. Allah'tan bir tek klozet var. Kapağı da yok Kadir. Kapağı. Keşke kapak olaydı. En azından kapatırdık üstünü. Hadi kapak. Banyoya gidiyoruz. Burası banyo. Nasıl kokuyor? Bir şey diyeceğim, bu evin ne biçim bir mimarisi var? Mor dolap, kahverengi kapak. Ya Kadir çok acayip yani. Ne böyle ya? Örümcekler burada ne olmuştu? Örümcek, sen şu mayansın. Şuraya girip yıkanır mısın? Hayatta girmem ben buraya. Ay, bu ne? Düşünsene Kadir. Burada yıkanıyorsun sonra da akşam Kadir. Yatağa girip yatıyorsun. Evet. Ne anlamı kaldı o zaman Kadir, örümceklere bak. Be. Çok kötü. Ay. Yani insan burada... Bu kullanılıyor mu? Kullanılıyor tabii, çamaşır yıkıyorlar bak. Ben evi kirli buldum, arkadaşlarıma katılmıyorum. Banyoda klozet kirliydi, ağır çamaşır makinesinin arkaları kirliydi. Dolapların içleri ve duşakabin çok kirliydi. Detaylar çok yani. En büyük destek için bu elin üstünde hissediyorum ya, nasıl yorgunluğumu alıyor. Haydi kalk Gamze kalk, öyle külahını parkada gezer gibi gezme. Evet, ne yapıyoruz? Gidiyoruz, nereden başlayacağız?
Neden başlayalım? Salondan başlayalım diyorum. Tamam. Sonra mutfak, sonra banyo. Bence mutfaktan başla sen. Salon kolay, mutfak daha zor. Ha, öyle mi konuluyorsun? Evet, hadi. Enerjimizi mutfakta harcamalıyorsun, evet. Tamam. Erzincan'daki mahtan, tello 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 can. Gel gelir oynamaktan, tello 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 can. Saralananaynaynaynaynay. Hatice abla aklıma geldi. Nimiyat kucu çeri pake rakla, palle vich mukhda luka ki rakla. İlk gün temizliği Erzincanlı Gamze ile mutfaktan başlıyor. Evet, başlıyoruz. Bakalım nasıl bir temizlik olacak. Beni sakın yalnız bırakmayın. Bu arada anneme doğum günü hediyesi set takımı aldım. Ha, gördüm, tamam. Gördüm. Bir pırlanta ile bir tane de tek taş aldım. Tesat akrabaların çatlası. Ama Kadir'in kuvveti beni kuvvetim değil mi sanki? Sanki Kadir Temel Reis. Aha ben de adı başı 70 kilo bir adamım. Beni niye eleştiriyorsunuz? Ben çıkarttım orayı, o çıkartamadı. Şay, takmıyorum zaten. Zaten Erzincanlı'nın da eti yemesen şaşardım. Yok, ben vejetaryen et yemiyorum. İyi. Sen otla nasıl aldın bu kiloyu? Parmağınızı buraya değdirmiyor. Tamam, kıdıracağım, yapacağım ben şimdi, sen merak etme. Yazacağım ben. Halledeceğim ben, sen merak etme. On bin. İnne. Ay, 10 bin mi? Allah seni kahretmiş. 10 bin liraya ben şimdi musluğu kremlemiyorum. Hele benim bir tavaziliğime. Her ay Zeytinburnu'ndan bir daire, arta kalanını da bankaya yatıyorum. Düşün, sence ne kadar olur? Bir halı süpürüşünü görmeye geldim. Hayır be, niye teklif? Kendim siliyorum ben orayı. Yemin ediyorum Allah benim canımı almasın ki sildirmiyorum ben hiç değil yeri. Eğer ben bu sezon senin yakana yapışmazsın. Görün beni ki yani entelektüelim yani, görün beni. Televizyonda izlediğin gibi miymiş? Çayımı içiyorduk, kahvemi izliyordum yani, bir şey yoktu. Hadi soksun burada... elini klozetin dibine kadar, sen çayını hüpürdü. Sanki ben de senelerdir 10 bin lirayla oynuyorum. Çekemiyorsan beni çatıla geber geber. Kötü günümde gözyaşımı silmeyenin iyi günde kahkahamda yeri yok. Yüzümü görmene gerek yok, lafı yerine gitti. Evet, konseyi topladık. Evet. Şimdi Gamze, planın nedir? Ne yapacaksın? Bir anlat. Oturun da anlatın. Şimdi diyorum ki Kadir'cim bak, önce mutfakta bana... Kriz masasını kurduk. Evet. Bak, kocam orada kalsın. Hadi. Bak, ne yapıyor? Kahveyi... 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 Söyle hadi kızım. Şey... Diyorum ki dolaplarına başlayalım. Tamam. Davlumbazı da girmemiz lazım. Ocak var, dolap. Ben dolaplara gireyim. Kadir sen camları mı yapsan acaba? Ne diyorsun, ne yapalım? İçerilere bir şey dökecek misin? Bir şey yapacak tabii mısın? Tabii ki, o şart Kadir. Ne yapacaksın? O, kız ekrana şeyi, onu söyle. Tuvalete kriz sökücü mutlaka şart. Tamam. O duvarlar, o çıkabinin içi felaket durumda. Çocuğun içine bir şey dökme, su falan döküyoruz, gidiyor zaten. O adam herslendi. Ama Kadir, çıkmaz onlar. Sen beni dinle, beni. Sen git klozetin içine dök kireç sökücüyü. Tamam. Tamam, o orayı yumuşatsın. Tamam. Ha, ondan sonra girelim mutfak dolaplarına, başlayalım. Ver kovayı, al şunu. Tamam. Dök de gel hadi. Tamam. Ya dök ama dök. Dış ses, ben hangisini taşıyayım? Hız bir. Ya ama tamam, bu kalsın bunu. Tamam. Tamam, gidiyorum. Güzelce dök. Tamam, siz oturun, çay yapıp geliyorum ben. Tamam, git. Üç. İki. Bir, 4 saatim var. Başladı mı? Haydi başladı, git. Bari biriz gidin ama kızı çekin ki nereye töktüğünü görek. Burası iyi geldi, ben oturdum. Klozetin içine dökecek işte. Ama zaten her bölüm aynı şeyi döküyor. Daha yeter. Kız çabuk dök de gel, süren gidiyor. Geliyorum, geliyorum. Etrafına da döküyordur. Hep aynı. Sarardılar. Göreceksiniz, burası birazdan bembeyaz olacak. Hafta sonu ne yaptın Kadir? İnanır mısın, canım çıktı. Cuma'dan beri o paspas benim elimden düşmedi. Tamam Kadir, döktüm. Az gel. Ne yaptın paspasla? O paspas dediğim şey, anla işte. Cumartesi günü sabah 3:30'a kadar mutfak süren durdu bu arada. Cuma günü buradan eve gittim. Bir dip köşe temizlik yapmışım. Soba yakıyorum, duvarları, tavanları da sildim. Ha, gördüm. Cumartesi günü
sabah 3:30'a kadar mutfak dolabı temizledim. Buzdolabının motorunu temizledim. Bir de pencereleri oldum. Pencereleri oldum. Şimdi ben dolapları temizledim. İçindekileri yıkayıp geri kaldırıyorum. Bir daha. Makineyi tamir ettirdin mi? Tabii onu tamir ettirdim. Onunla da cuma günü çamaşırları yıkadım. Doldurdum kaynar suyu. Lıngır 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 sobayı da yaktım gürle gürle. Sonra pazar günü sabah ne güzel dedim ki tamam bugün pazar günü temizlik yok. Yatacağım dinleneceğim. Sobamı yakmışım, çayımı demlemişim, sucuklu yumurtamı kırmışım. Arkamı sobaya yasladım, kahvaltı yapıyorum. Çat zil çaldı. Bir açarım ki Büşra geldi. Ay. Yolumuz... Bir Türkiye'nin bütün otomanları bizim eve çıkıyor. Diyor ki döndük de diyor bu tarafa döndük bari diyormuşken gelelim. Sonra onlar geldi hadi dedim bir nebze. Çat bir daha kapı çaldı. Aha, annemin kim? Doğum günüydü. Amcasının kızı eli yalandan bir turta yapmış üstüne de mum dikmişler. Onlar da geldiler mi? Aha. Onlar bütün akşam 6'da gittiler. Günü... Ben 6'dan saat 9'a kadar bir daha o evi baştan sildim. Yemin ediyorum daha dedim ki bu ellerim herhalde kopacak iş yap. Sen de hep aynı şeyleri anlatıyorsun be Kadir. Bu arada anneme doğum günü hediyesi set takımı aldım. Ha gördüm gördüm çok güzel. Ne aldın? Spor altın. 9000 liraya aldım. Spor altın mı? Spor yani spor set. Günlük de takabileceğim bir set ama muhteşem bir şey. Evet güzel ben. Bir pırlantayla bir tane de tek taş aldım. Fesat akrabaları çatlasın. Daha ne yap bu Kadir daha ne yapsın? 3-2-1 başla. Başladı. Haydi kalk iyi oturdum. O diğer yarışmacının adı neydi? Dedi ki ben sabah dedi 6:30'a kadar temizlik yapıyorum. Neydi onun ismi? Unuttum ben de ya. Ayşegül Hanım. Ayşegül. Maşallah sabah 6:30'a kadar. Bu haftakilerden gözüm korktu. O çakma Hazal Kaya inşallah başına iş açmadan gider. Anası gibi onu öldürür. Melda Hanım'dan bahsediyorsun. O Trabzonlu. Belli gözlerinde. Demek onunkiler de benim gibi güvenmiyorlar ağzını tutamazsın diye. Hiç tutamıyor. Acayip patavatsız. Hani ağzında bakla ıslanmaz derler ya işte tam öyle. Hiç sıkıştırmama gerek yok. Her şeyi hemen veriyor. Anında. Ben de öyleyim. Kız ben çocukken daha boş boğazdım. Annem misafirliklerde hep benim gözümün içine bakıyordu ki yanlış bir şey söylerim diye. Anlatılmayacak şeyleri anlatıyordu misafirlikte. Sanki üstüme vazifeymiş gibi. Sen İstanbul doğumlu musun Erzincan mı? Zonguldak. Ne alaka? Orada doğdum. Babangil orada mı oturuyorlar? Evet orada evlenmişler. Orada doğdum ben. İkiden sonra buraya geldik İstanbul'a. Erzincanlar ama Zonguldak'ta evlenmişler. Evet. Babanın ne işi var çünkü Zonguldak'ta? Çünkü Erzincan'a tanışmışlar. Babamla oraya göç etmişler. Kadir duydun mu? Erzincan depremini yaşamışlar. Evet. Baban gir oradalar mıymış? Babam oradaymış. Erzincan depremi 39'da olmadı mı? O senin dediğin daha önceki. Ondan sonraki. Başka bir daha oldu mu? Erzincanlı burada işte. Anlatsın. Babamla çocuklarmış o zaman. Yok dedem babam askerdeymiş 39 depremi olduğunda o zaman. Ama ondan sonra da şey olmuş. Bu babamlar taşınıp geldikten sonra Erzincan'a tekrar bir tane deprem olmuş. Onun tarihini tam hatırlamıyorum ama yani biz olmak Ereğli'deyken bir deprem daha yaşadık. Yani Zonguldak'ta da mı yaşadınız? Hani Gölcük depremine yakalandık, onu Düzce depremine yakalandık 99'daki. 99 deprem Zonguldak'a vurdu mu? Vurdu olmaz olur mu Kadir? Ben hatırlıyorum yani ben kayboldum hatta o depremde ben. Nasıl kayboldun? Kayboldum ben, beni bizim komşumuz buldu. Ben valla o kargaşada falan hatırlamıyorum yani küçüğüm zaten. Kaç yaşındayım? 8-9 yaşında falanım zaten. Hatırlamıyorum yani ne olduğunu. Bir baktım kargaşanın içindeyiz zaten. Yani babam kim bize, vurduya gitti mi? Herkes karmakarışı bağıran, çağıran, ambulanslar geliyor, itfaiyeler falan böyle her... Curcuna yani bildiğim. Ben de o arada annemin babamın yanından ayrılmışım, gitmişim daha nereye bilmiyorum. Bizim komşumuz vardı Bilgen abi. O beni buldu, getirdi babamla ben teslim ettik. Hiç unutmuyorum yani. Yoksa böyle sokak lambasının altında oturmuşum, böyle bekliyordum böyle kuzu gibi. Ya. Yıkılan mıkılan oldu mu evlerinde? Yok öyle bir şey olmadı ama tabii Düzce'de yıkılmıştı yani annemin yengesi enkaz altına kaldı kaybettik kadını yani. Allah rahmet eylesin. En kötü bu ara zaten Allah vermesin boyuna sallanıyoruz. Aynen. Allah'ım sen koy. Amin. Şimdi dolaplara yağ sökücü sıkıyorsun gözünü öyleyim bu bardakları da al sehpanın üstüne de. Bunlar yıkılacak Kadir bunlar baksana bunun yağına bakar mısın Kadir bunu nasıl yıkayacağız yani? Kız dolabın içindekileri bile yıkayacağım diyor. Dolapların üstü yağlıydı artı aspiratör yağlıydı dolapların altlar çekmiş. Çekmeceler kirliydi. Buzdolabı da çok kirliydi. Camlar ve kapıların üstlerine baktım. Kirli bir mutfak. Halıyı zaten, halısı da çok kirliydi. Evet şimdi Gamze mutfak dolaplarının içlerini boşalttı. Yağ sökücüyle mutfak dolaplarına giriyor. Alt kısımlarında bayağı yağ tartarları var bu şekilde. Dolabın üstüne hiç sıkmadı yalnız. Sıktım ya. Üstüne çıkıp baktın mı sen? Hayır ona sıkacağım evet.
Ama kabul lazım bana. Yalnız senin dediğini yalanlıyor, kendi dediğini hiç inkar etmiyor. Dolabın üstüne yağ sökücü sıkacak. Ben de yerleri süpürdüğüm gibi balkonun camına haftanın ilk cam kabasına girerek temizlik benim şimdi ilk temizliği başlatıyorum. Haydi buyurun. Eğreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarım var. Çıkamıyorum Kadir. Kız çıkarsa niye çıkamıyorum? Sezeryen göbeği henüz daha şey. Kadir. Kaç sene oldu kız sen doğum yapalım? 5. Kadir durmaya bakma. Taşırma beni Kadir, ben çıksam buraya ha. Taşır taşır. Çıkın, iyice çıkın. Kadir bana el ver. Oraya basmışken tam basın. Ay bu ne? Kadir simsiyah bu, suntu bu çıkmaz ki. Senin ayakların yanlarına gele. Bak tezgaha bastın ayakları. Tezgah zaten kendinden geçmiş. Kadir. İlk bahane. Bir bak bak. Burası suntanın sıkacak bu. Yani bayağı bir yapışmış bu Kadir. Evet sunta, kapakların üstlerine sık, kapakların üstlerine. Kadir yalnız burası çıkmaz. Tam göremedim ki ben de orayı. Yok yok çıkmaz Kadir, yani boşa sıkıyoruz bence yazık bir tarzına. Mutfağın en üst raflarını güzel temizlemesi lazım. O yağların çıkması gerekiyor. Aspiratör aynı şekilde yağlı. Bunları tertemiz bekliyorum. Ah. Ha, oldu tamam. Tamam tamam yaparız tamam. Şöyle dakika birlerde bana çıkmıyor diyorsunuz ya. Geçemekti, baksana mobilya kendinden geçmiş. Ben ne yapayım yani, gözükmüyor. Mobilya da kendinden geçmişse sen de kendine getir onu. Mutfakta dolaplar önemli. Bir de ocağın üstü, ocağın kenarlarına da yağ vardı. Onun dışında hani onları çıkartması gerekiyor. Onun dışında bir şey yok yani. Gamze Hanım, nasıl kirler? Bakar mısınız? Sizce o kirler nasıl oluşmuş olabilir? Ya bilmiyorum, nasıl olmuş? Burada yeri pişirmişler, buramış çıkmışlar. Anlamadım ki ocak burası mı? Anlamadım hiçbir şey. Çıkıyor mu bari? Çıkıyor, çıkıyor da biraz zorluyoruz tabii. Biraz kuvvet istiyorum maalesef. Kadir'e çıkmıyor dediniz ama Kadir iki kere telledi, çıkardı o kirleri. Ama Kadir'in kuvveti benim kuvvetim değil mi sanki? Kadir yılların tecrübesi var. Sanki Kadir Temel Reis. Aha ben de adı başı 70 kilo bir adamım. Nereden çıktın sen? Banyodan su doldurdum, cama gireceğim. İki dakika eleştirecektik, fırsat vermedin. Beni niye eleştiriyorsunuz? Ben çıkarttım orayı, o çıkartamadı. Kadir sizi kötü duruma düşürdü diyecektim yarışmacımıza. Kız sen bunun dediklerine kulak asma kız. Şay takmıyorum zaten. Tatlı kız. Neyi takmıyorsunuz siz? Hayır takmıyor. Kız ya, koy yerine. Ya Kadir! Kadir düşeceğim. Kadir. Biz de kaldıramayız yerinde. Kadir sen de oranın önüne sürdü domayı verip çekme. Gamze. Allah Allah. Benim sen... ne yapalım yani? Yedik yani. Paramız vardı yedik. Ne? Zaten Erzincanlı'nın da eti yemesen şaşardım. Yok ben vejetaryen mi, et yemiyorum. Vejetaryen mi? Vejetaryen mi? Sen otla nasıl aldın bu kiloyu? Otla değil ki, sadece çikolata, tatlı, pasta, börek, kız etsiz. Çörek. Sen nasıl Erzincanlısı? Valla ben de yemiyorum, ben yemiyorum yani. Ne yapayım? Kelle paça, işkembe, börek. Kadir aslan mısın? Sen sakat atla mı yediyorsun? Boşa yaşıyor. Sakat at ne Kadir? Hayır. Sakat at, sakat at. Sakat at da mı yemiyorsunuz siz? Değil, kelle paça, işkembe, döş. Ya Kadir oldu. Ciğer bana... şişiyor musun? Ya hayır Kadir, yemiyorum. Ben Antep'e gittim, sabah kahvaltıda ciğer kavurma yiyorlar. Gördüm zaten, nasıl bir mide var sende sen ya. Sen onu eğer sabah lavaşın arasına da bir koyup da bir ye, dersin ki eşhedü en la ilahe illallah, hayır, ben dünyayı yedim. Yok yok, ben yemeyeyim, teşekkür ederim, sağ olun, almayayım ben. Ben böyle mutluyum. Düşünsenize, milyonda bir dünyaya gelme ihtimaliniz var. Onda da vegan olarak geliyorsunuz. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hadi bulamayanı anlarım, yemez de bulup da yemeyenin de aklı yok. Kurbanda falan ne yapıyorsun? Ülkeyi terk ediyorum. Sen Hindistan'a git, orada kesip yemiyorlar. Sen, ama ne yapayım, getiriyor komşuna kapıda böyle şey alıyorum. Kepçeyi mepçeyi ben tutuyorum, ben alıyorum, dokunamıyorum yani. Sen akşam yemekte nasıl doğrayıp pişiriyorsun uşaklara? Yapmıyorum ki. Evdekilere de mi pişirip yedirmiyorsun? Herkes kendi evine yiyip geliyor. Aa! Peki çocuğunuz ne yapıyor? O da mı et yemiyor? Annem falan yapıyor böyle, hazır ediyor mesela. Ben gidiyorum alıp getiriyorum, pişiriyorum, kavuruyorum, o yiyor yani öyle. Mutfak dolaplarda çok yağ yok aslında. Buzdolabının üstünde çok kirli, arkası kirli, camlar kirli. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl gidiyor?
Ay savaşıyoruz yani, bildiğiniz gibi savaş veriyorum yani. Yağlarla savaşıyoruz şu anda. Pek de ya, yok da yani. Var var, olmaz olur mu ya kızı, ellemediniz mi? Ağzının içinden konuşuyorsun, hiçbir şey anlamadım. Çıkarayım bak. Yok çıkarma da söyle, tamam. Biraz sesli. Ne diyorsun bu Tuba? Ya 45-46 dakikan geçmiş. Tahminim doğru çıktı. Sade üst dolaplar. Ha, yani diyorsun yani? Ki çok yağlı değil mi? Yavaş, çok yani. Yavaş. Yani, çok yavaş. Bir saniye, tahminim doğru çıktı derken tahmininde ne vardı senin? Ne tahmin? Rakip olarak demiştim ben konuşurken de röportajda. Rakip olarak görmüyorum demiştim. Daha haftanın ilk günü kız eline telanmadan niye sen onu eledin? Ya ben ilk izlenim olarak söyledim. İlk geldiğimde tellemesini gördüm. Sen temizlik yapmanı gözünden mi tanıyorsun? İlk diyalog, ilk elektrik. Alamadın mı Gamze temizlik elektriği? Yok. Tuba kim sevmiyor? Bak ellerin görüyor musun? Bak ellerin görüyor musun? Seni de mi beğenmiyor? Beni de beğenmiyor. Onu anlıyorum yani. Belki demek ki o kadar kendine güveniyor, usta bir temizlik yapıyor. Yok canım. Ama çok zaman harcamış. Gamze ama ne yağlar çok fazla. Arkadaşlar görmediniz mi? Bir elleyin, bir dokunun ya. Bir temas edin lütfen şunlara. Korkmayın bir dolaplardan. Bir şey olmaz yani. Bir elleyin lütfen. Bir elleyin şu yağı, bir görün. Canım, anlayın. Çok yağ yoktu ya. Vallahi yoktu. Melda'cığım. Var canım, var. Bak, var. Bana göre de. Tuba, gel. Gamze, bu dolabı sildin değil mi Gamze? Gamze'nin sildiği dolabı bir elle bakalım nasıl. Yo, aynı yani. Sen şimdi abartma. Ne demek o şimdi? Ne aynı yani? Yok yok yani yapmış. Ya var. Ya ballim yok ya. Saplarda yağ var. Gayet güzel. Yani o suyumu görüyorsunuz değil mi? Bu su daha değişecek, değişmemiş hali bu. Yani elleri mosmor zaten. Melda sen nasıl oldun? Ter içindeyim. Bak şu üstümü görüyor musunuz? Bak bunlar emek, bak bak bak. Bak görüyor musunuz? Kızın emeğine bak. Bak ya, kollarım her taraf su içinde kaldı bir parça. İnşallah. Yani öyle bir şey yok. İnşallah. Ben elimi yani temizim, güvenlik. Melda nasıl yorumluyormuş? Şey ya biraz yavaş ilerlemişsin. Ama yani. Kusura bakma. Terlemek zorunda olduğum için. Kusura bakma diyemeyeceğim yavaş. Terle yapmak o kadar zor ki tırnaklarını sıkacak yani. Kızım kaç defa yıkadın? Bezim belki 20 kere yıkamışsındır. 20. dakikada geldim, yıkamamıştım. Neyi? Balim yıkamamıştım. Neyi? Teli mi? Teli zaten bunun içinde canım. Bunun içinde i̇şte böyle al konu çili köpüğü oraya döktüm falan. Bir hayır sen yaptım. Sen yapamazsın ki. Ben yıkarsam bu gidecek. Belki senin sesin kendi böyle. Evet. Bak. Sanki böyle her an yataktan yeni kalkmışım da... Ya niye öyle? Şimdi Gamze bir şey diyeceğim, sen oğlanı hiç terleyememişsin. Hayır ya. Sanki onun kenarına da yalkan. Bir kahve yapın arkadaş, kendine. Melda sanki yarı uyuyor, yarı uyanık. Çok yavaş. Ciddi söylüyorum hani bu konuda ben dediğim gibi Gamze Hanım'ı ilk gördüm, bir çekindim aslında. Hani acaba mı dedim ama... Yok. Peki. Gamzeciğim sen yorumları aldın. Aldım. Gücünü kuvvetini ver otele. Burada yazdım. Burada yazdım yani. Ver otele gücünü kuvvetini. Biz arkadaşlara teşekkür edip uğurlayalım. Kolay gelsin. Orada Melda'cığım aşağıda. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Yandan yandan. Prizleri hiç sinmemiş. Ocağın altı yağ bu. Ayşegül ve Melda, peteğin içi gerekli mi gereksiz mi? Gereksiz. Gereksiz. Kaçak dövüşüyorlar şu anda. El lavabosunun altı kıldı. Temizlik konusunda hiç becerikli değil dedi. Gamze beceriksiz mi? Siz temizlik benim işimi ay izliyorsunuz değil mi? Haftanın sihirli dillisi belli oldu Tuğba. Evet. Beğenmiyor hiçbir şey. Bakalım biz onu ne yapacağız yani? Daha sen tel eline almadan gözünün içine bakmış. Bu kız bir işe yaramaz. Öyle bir şey mi var ya? Göz içe bakıp anlayacak yani. Demek ki ben o baktım neler anladım neler. Neyse. Onlara bende kalsın. Kadir'cim. Ne diyorsun? Hayır ben şunu anlamıyorum. Sizin sildiğiniz yere yağlı diyorlar. Siz doğru düzgün cevap bile vermiyorsunuz. Desenize ben burayı sildim. Daha ne kadar sileyim diye. Sonra bakın Kadir de elledi. O da yağlı dedi. Daha ne yapayım yani? Ama anlatan bir şey kimse... diyeceğim. Kadir'e anlatın. Aa, var. Ben de bir ama şey hayır altta bak. Var. Tamam burasını daha yapmadın zaten. Var, saplarını var. Artık çıkmıyor. Bak Kadir. Bak nerede bak, o? Bak dur. Dur yapalım Kadir hadi. Bak oralara. Bunlar da tamam var. Onları var. Bak, tamam da çöküyoruz. Kaç dakika geçti? Ya hayır Kadir içini falan diyor. Şu kapakları diyor ya. 45 dakika geçti bak ya, sen. Kadir bir şey rica edeceğim. Şu kapakları bir eller misin? Bak üstü çıktı okey. Tamam. Üst tamamlar da okey. Tamam.
Buralarda okey. Tamam. Bak şu sapları görüyor musun? Sapları bak. Ayrı uğraşacağım. Bir de ayrı uğraşacağım. Tamam da şimdi kadın eline attı. Buraya yağlı geldi. Ben nasıl buraya yağlı diyeyim? Ya Kadir o kendine bahane buluyor. Allah sayarsan. Kadir bırak ya. Ya enerjisi düşmüştü bir kere. Ya tamamen motivasyon bitmişti. Mutfak dolaplarının üstünde. Onu silerken tamamen enerji düşmüş. Kız tamam. Ben de sana diyorum ki yağlı kadın eline attı. Ben kadına nasıl diyeyim ki yağsız? Diyecek ki Kadir Bey kör müsünüz? Parmağınızı buraya değdirmiyorsunuz. Tamam Kadir'cim yapacağım ben şimdi. Merak etme. Yapacağım ben. Halledeceğim ben. Sen merak etme. Şimdi biz ne yapalım? Ben fayanslardan devam edeyim bari. Dolabın üstüne tam 45 dakika geçirdi. Günahtır 45 dakika nedir orası için? Kaldığın yerden fayanslarımı silmeye devam et diyeceğim. Yalnız bir şey diyeceğim. Sabah böyle biz bu evde su dolduruyoruz da bu evin suları nasıl kireçli hiç görmedik. Hazır mısınız? O zaman hemen kireç çubuğumuzu alalım ve bu evin kireç değerine bir bakalım. Evet çubuğumuzu görüyorsunuz. Birazdan nasıl renk değiştirecek? Evet, gördüğünüz gibi çubuğun rengi nasıl değişti? Çünkü her bölüm söylüyorum, Türkiye'deki evlerde sular kireçli. Şimdi sıra geldi, ispatladığımız kireci temizlemeye. Haydi buyurun. Çok ağır buldum ben, elini çok ağır buldum. Yavaş yavaş yapıyordu. Tam itinalı belki güzel yapabilir ama ağır yapıyordu. Gamze ne durumdasın? Toplar bitti, aşaklar tamam. Bitti. Sadece şu kısmı alacağım. Tezgah alıp aspiratöre mi geçeceğim buzdolabına mı? Aspiratör diyorum. Aspiratör mü diyorsun? Ben de evet, şimdi şu cama geçeceğim. Fayanslar tamam. Bitti, borular bitti, o kapı bitti. Çok şu cama geçeceğim. Tamam. Başka yerler kalıyor. Tamam. Yerler kalıyor, çıkacağız. Ama süremiz gitgide kısaldı. 2 saate yaklaştık. 1 saat 48 dakika falan. Tam 1,5 saatte salona versek, yarım saatte... Kız 1,5 saat salona verdim mi zaten oluyor? 3,5 saat. Ha, tamam, yarım saatte tamam. Banyo benim işte. Matematiğim kötü de o yüzden ben hesaplayamadım. Bu kettle'ı yıkamadık değil mi daha? Yok, çok kötü olmuş. Yalnız içini görüyor musunuz? Kireç dediğin nasır gibidir, gelir yapışır dedikleri bu olsa gerek. Tam tamına nasır gibi yapışmış. Hele ki kirece bak. Şimdi ne yapacağız? Kettle'ın dışını temizlediğimiz gibi tabii ki içindeki kireci de temizleyeceğiz. Tezgahı hemen al, buzdolabına geç, hemen cama geçiyorum. Tamam. Haydi! Dolapları böyle siliyorsa diğer tarafları yetiştireceğini düşünmüyorum. Gamze, efendim? Az önce lafın üstüne laf geldi, konuşamadık. Ha, söyle. Sen kaç senelik evlisin? Ben 10 yıllık evliyim. 10 yıldır. Hı-hı. Senin 10 yıldır eşin her akşam eve gelmeden önce annesi gile mi geliyor? Yani 10 yılın 9 yılı öyledir. Oraya gidiyor, oraya yemek yiyor, çay içiyor, sanki de çay yokmuş gibi. Nasıl yemek yiyor? Sen evde yemek yapıyorsun gidiyor. Yapıyorum ama hani oraya gidiyor, annesi önüne koyuyor, o da seviyor zaten annesinin yaptığı yemekleri, yiyor yani sıkıntı yok. Bir yandan bana için benim için iyi oldu. Bir tek oğlana yemek yapıyorum, bir de kendi yemeği yapıyorum. Ha bundan ona, memnunsun ama. Yani birazcık. Bazı depremde falan oldu ya İstanbul'da. Evet. Korkuyorduk, arıyorum neredesin gel. Babam var dedim, çay içiyorum, geliyorum. Deseydin benim madem babanın evi bu kadar tatlı daha neye evlendi? Ya bir şey ben onu diyeceğim ama diyemiyorum. Kadir sen yerime söyle. Yani babanın evi bu kadar... Yok gitmesi çok güzel bir şey evet, tabii ki. Evet tabii ki. Ben de gidiyorum. Gitsin haline hatını sorsun ama insan kendi evinde yemek yapar. Bu kadın sana yemek ya, yapmış. Ben de gidiyorum Kadir. Ben de gidiyorum ama haftanın 3 günü, 2 günü gidiyorum. Kaç saat oturuyor? Bizimkisi yani kaç saat oturuyor? 2-3 saat oturuyor. Kaçta çıkıyor senin eşin işte? İşte 6-7'de çıkıyor. 7-8-9 adam akşam 10'da eve mi geliyor? Ya. Bence senin kocan sadece çocuk için evlenmiş. Bunca yıllık yuvayı mı yıkacaksın Kadir? Çocuk için evlenmiş ne demek? Ben buradan bunu çıkardım vallahi. Adam akşam 9'da eve geliyorsa demek sadece çocuğum olsun demek diye evlenmiş. Evet, haklısın. Çünkü baksana anası gelin evde gelmiyor adam. Ya gerçekten bir gelmiyor. Bir gün gidersin, 2 gün gidersin, yani, 3 gün gidersin de. Hayır, her gün sıkılıyorsun sen her gün aynı muhabbet, her gün aynı Erzurum muhabbette. Anlamıyorum yani. Peki yani bunu daha önce konuştunuz. Konuştum. Hala aynı. Kayınvalidene demiyor musun anne şu adam? Ya benim kayınpederim söyledi, kızıyor. Diyor ki oğlum de bak saat kaç oldu? Sen de git evine. Nereye gideyim? Kayınvalidengile git. Adam akşam geldiğinde sizi orada görsün. Ailecek oturun eve gelin.
Neyse şu an rahatsız olmuyorsan artık ya, alışmışsın. Yani alıştım artık, ne yapayım Kadir? O demek ki öyle mutlu oluyor. Ne yapayım, demek ki öyle huzurlu mutlu. Ne yapayım yani? Her akşam. Sen mont yaktın dedim bana. Ne mont yaptın işte? Şey, ya sobanısını mı unuttun? Yok, sobanısını unutmadım. Kadir nerede, ne yaptın biliyor musun? Oturak mı? Azıcık oturak hadi. Şimdi bomba hikaye geliyor Kadir. Bir monttan ne hikaye çıkabilir onu merak ediyorum. Ya gerçekten aslında yani böyle zır deli olduğum bir noktaya gelmişti. O yüzden öyle yaptım yani. Yoksa normalde bir şey yapmazdım yani. Kaç yaşındasın sen mont yaptın? 11-12 yaşındaydım. 11-12 yaşında ne kadar zır deli olabilir? Ya dur ama dur, anlatayım, başıma gelme ondan sonra. 11-12 yaşındayım. İşte bugün okuldan geldim. Annem bana direkt faturasını verdi. Bir de 100 lira para verdi bana. Git yatır dedi. 200 metre mesafemiz var böyle evden işte ödeme yerine kadar. Montumu giydim, gittim böyle. Yolda bir araba montum işte önünü falan kapattım. Böyle neyse gidiyorum böyle. Gittim sıraya girdim. İşte 3-4 kişi vardı. Sıra bana geldi. Faturayı uzattım. Benzin kadın bir kez 80 küsür bir şey dedi işte. Hatırlamıyorum, çok uzun zaman önce oldu. Tam parayı çıkartacağım. Para yok arkadaş. 100 lira yok. Yok yok. O zamanın hadi parası da 100 lira. Evet, kaç yıl önce ya ara üstü bulaşık çıkartıyorum. Yerlere bakıyorum, üstü böyle çekiyorum kenara. Hani çekilin yere düşmüşse bulayım falan, yok yani. Ben bir daha bulamadım o parayı. Bir daha o ev boyunca evin yolu geldiğim cadde üzerine gidip iki kere gidip geldim ki ya düşürmüşsem bulayım diye. Ama yine bulamadım. Yine bulamadım. En sonunda gittim o yanının kapısının önüne oturdum böyle. Kara kara düşünüyorum, eve gitsem anne terliği beni bekliyor. 100 lira gitti. 100 lira gitti, fatura ödenmedi. Ne yapacağım? Böyle çömerdim. Çömerken de bu benim montum uzundu. Böyle uzun bir monttu. Dedim yağmurda hani Kasım ayıydı. Dedim şöyle toplayayım dedim. Bir baktım bir kağıt sesi, bir hıcırtı sesi geliyor. Bir baktım ki şey astarını içten cebine içinden astarın içine git. Oh şükürler olsun. Ay ben o montu astarın içinden o parayı bulana kadar böyle ben böyle bana gelen geldi yani. Böyle çıldırdım. Kadir gerçekten dedim ya senin ne işin var orada Allah'ın seversen. Her sene monttan mı aldın? Yok o şey ondan sonra eve gittim. Annem dedik ne oldu sana dedi. Dedim ki hani dedim böyle mont benim çekim gösteriyor. Aldım soba yaktım. Ne yapayım? 100 liraya sebep montu yaktınız. Evet ama annem bu olayı hani o montu sadece benim istemediğim için. Annem hani bilmiyor mu o 100 lirayı kaybettiğini? Yok bilmiyor, ben söylemedim. Şu anda ilk defa. Hayır geçen sene öğrendi. Geçen sene o da kardeşimin bir vasıtasıyla öğrendi. Kadir böyle bir manzaraya şahit olsan, gözlerinin önünde bir çocuk paramı düşürdüm diye ağlasa faturasını öder misin? Faturaya göre 100 liraymış ama o da pahalı. 100 lira değil 80'di ya, küsür bir şeydi. Öderim, günahtır o çocuk. Yani, bir de onu eve gidip annesine azar işte kaderi, biliyor musun? Kimse ödememiş ama. Ya ben öyle kendim perperişim. Hiç kıyamam ben öyle. Alışverişte kasada bile bazen böyle eşeliyorlar, işte eşeliyorlar. Hani para çıkmıyor. Değil mi? İçim ya gidiyor. Gene Şükret de 100 lirayı bulmuşsun. Elektriği de keseceklerdi. Anne seni karanlıkta dövecekti bir de. Çocuktaki en büyük travma anne korkusu. Evet ya. Ay. Evet haklısın. Hadi kalk neyse. Evet. Evde çok kir olmadığı için daha detaylı bakacağım. O yüzden aspiratöre de bakarım yani. Aspiratörde bayağı bir zaman kaybedebilir. Kirli bir aspiratör. Yaparsa güzel olur ama hani çok da büyük bir beklentim yok. Gamze, gözünü seveyim. 2 saat 26 dakika geçti. Oo. 3 saate tamam geliyoruz. Daha salon var. Salonun halıları var, camlar var. Tamam, hemen kalır burası da. Aspiratör bitti mi? O en bitti, zor yağlı yer. Bitti. Ne kaldı şimdi? Buzdolabı 2 kaldı. Raflarını yıkayacağım. Neler kaldı bu kadar. Tamam, fayanslar bitti ama süre çok geçti. Evet. Şu aspiratör beni mahvetti. Bak açıkça söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. Buradan daha kirli mutfaklar oldu. Biraz elini hızlandırman gerekiyor. Tamam. Çok detaylı yaptığın için. Yani Gamze temizliği bilmediğinden değil, çok detaylı girmek istediğinden. Temizlik aşkından kendine hakim olamıyor. Ya ne yapayım? Alışın da olayım. Ama bizim de 4 saatimiz var Gamze. Hep unuturum onu, hep unuturum. Ve lütfen dişli rakiplerini özellikle Tuğba'yı unutma, gördün. Mutfakta çok yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Hani harcayacağı zamandan 2 kat daha fazla zaman harcadı bence. Bence fazla özenli yapmaya çalıştı. Bu sayede de biraz vakitini harcadı yani. Fazla özenli olduğu için. Kadir, çıkmamız lazım. Evet, çıkmamız lazım. Süre yetmeyecek. Tam 2,5 saat geçti. 2,5, ben öyleydim. Kalorifer ne oldu? Kalorifer yapılmadı daha. Boruları? Şu taraf kaldı. Gamze Hanım, hala dolabın raflarıyla uğraşıyorsunuz. Ama bitti, ne yapayım? Kettle ne oldu? Ola bana niye vuruyorsun, o yapamadı da. Yanlışlık oldu. Gamze, seni şişe patlayasın Gamze. Vurdu arkasına sildim.
Sildim. Kız bunu sildin mi sen arkasını? Evet sildim. Ne oluyor ya? Ya aşk olsun. Evet sildim. Ele de iri elleri var ki şap şap vuruyor. Ne alakası var? Ellerim küçük benim. Ya bile bir kırtık. Gamze hadi Allah'ını seversen. Hemen çıkıyorum kadecim. Arkadaşlar yetişmeyecek diyorum size. Yetişecek yetişecek. Yetiştik. Sen öyle niye düşünme. Niye sen benim moralimi bozuyorsun da ses? Sanki sizde bozulacak moral var da. Aşk pozitif olsun. Ol, pozitif. Eli ağır. Eli mi ağır? Kadir. Hayır şeydi. Kadir. Eli ağır demedin yalan söyleme. Kadir. Arkanızdan konuştu. Eli ağır diyor. Bu kadar yağı temizini göreyim ben. Hadi bakalım. Kadir'e mi diyorsunuz? İki sezondur bunu göremediysen gözün kör olmasın diyor ki. Bu sana değil canım sana değil sana değil. Yani bu adam boşuna mı para alıyor sizce? Ay benim param senin başını yesin kaldı paramdan derdi ya. Gamze Hanım bir şey söylüyorum dinlemiyorsunuz beni. Kız şunu bir dinle de bir rahat etsin de. Söyle dinliyorum. Söylemiyorum işte. Ay tamam ben yüksek maaş alıyorum ha onu söylemeye çalışıyorum. Ha onu biliyordun her gün söylüyorsun zaten. Ben söylemiyorum o söylüyor. O söylüyor işte onu diyorum. Ha. Sizce ne kadar kazanıyordur? 10 bin. Dinle. Ay 10 bin mi Allah seni kahretmesin. 10 bin lira ben şimdi musluğu krem yapıyorum. Hele benim bir tavaziliğime. Her ay Zeytinburnu'ndan bir daire arta kalanını da bankaya yatıyorum. Düşün sence ne kadar alıyorum? İşin içinden çıkamadım. O kadar çok işte. Evet ha. O kadar çok. Rahatladın mı? Tabii tabii. Yalnız o kadar param var gidip Zeytinburnu'ndan. Bütün Zeytinburnu'nu karşına alma bak. Bütün çekik gözlü arkadaşlarım gelir şimdi buraya. Orası deprem bölgesi desen de almam. O yüzden ucuz alıyorsun ya. Düşün işte ucuza çalışıyorum yani bak bir etiler demedim. Dere yatağına ev yapmışlar Kadir'e satıyorlar. He, sonra Büyük İstanbul depreminde Kadir'in bütün arsaları gitsin suya. Yahu 2.40 oldu. Tamam çıkıyoruz. 2.40 oldu. Dünya yansa bu kızın bir harman otu yanmıyor. Daldan dala daylalara kızım gider yaylalara. Kızar hızlı ol hızlı. Bitti bitti Kadir'cim bitti yetiştir sana. O peteğin altını aldın mı Kadir? Hayır peteğin altını almadı şu an yeri çöpünü alıyorum. Öyle kapak var orada onu nasıl görmüyorsun sen? Ola borular. Boruları silmedim bak borular silinecek. Boruları silmenle ne ilgisi var? Orada kapak duruyor diyorum sana. Kız Gamze bak senin yüzünden bu adamdan ben muhabbet. O zaten hep konuşuyor ki ben ne yapayım? Siz de hala evyeyle uğraşıyorsunuz orada. Ama işte çok... Seni evyelere gelesin. Bırak onu. Tamam bak. Bırak şunu. Ya garip bir... Ama Kadir. Bir de bir saat bebek poposu yıkar gibi evyle yapıyor bak. Heh heh heh. Şunun peteğin altına gir çabuk. Tamam ben alayım. Ben al da biz gel. Hırsı değildi, hiç hırsı görmedim. Hiç hırsı değildi. Çabuk 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 çabuk. Süre gidiyor, süre gidiyor. O salon küçücük. O köşe koltuğunun şeyleri, kumaşları berbat. Onlar nasıl silinecek bilmiyorum vallahi. Allah büyüktür be Kadir. Ne yapalım? Oo kız seni geber diye sen. Daha buranın yağları duruyor ya. Nereye yağlar? Abu fayanslar, abu borular. Onu sevmedim Kadir. Üstünü görüyor musun şu ocağın? Şeyin, dalımızın. Gördün mü üstünü? Ondan sonra konuş. O editör nerede? Onu boğacağım. Bence fazla özenli yapmaya çalıştı. Bu sayede de biraz vakitini harcadı yani. Fazla özenli olduğu için. Evet, mutfakta 2 saat 41 dakikamız geçti. Boruyu alıyorum, yeri alıyoruz ve hemen salona gidiyoruz. Evet. Salon küçük olabilir ama çok eşya var ve koltuklarda iğrenç lekeler var. Hepsini çıkarmak için salonda görüşmek dileğiyle. Haydi buyurun. Beklentim aslında ondan fazlaydı. Güçlü bir rakip gibi duruyordu ama tahmin ettiğim gibi çıktı. Çok uyuşuk, yavaş. Haydi git. Tamam, çekil. Nereye gidiyorsunuz? Diğer tarafa. Kadir, ben gidip bir bakayım ne yapıyor? Sen git, ben geliyorum. Salonda fazla eşya yoktu. Koltuklar kirliydi. Üstlerini silmesini beklerim. Dolaplar zaten küçük dolaplar. Dolapların içleri, kapıların üstleri, camlar kirliydi. Fazla da bir eşya yok zaten salonda. Nedir bu telaş? Ay, hemen süpürmem lazım. Neyi? Halıları. Ya örümcekler? Örümcekleri almam lazım. Önce halılarımı kaldırayım mı ondan sonra? Önce süpürüp sonra mı kaldıracaksınız halıları? Evet. Salon berbat haldeydi. Salon koltuk benim için şu an çok öncelikli. Koltuğa oturulma kısmı rezil bir haldeydi yani. Ya ama bu çok tozlu ya. Ya demez. Kadir halıları kaldır, süpüreceğim halıları kaldıracağım. Süpür, 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 süpür. Neden bu kadar çabuk salona geldin Kadir? Bakayım dedim ne yapıyorsunuz? Geri gidip ucunu alacağım, yarıda kaldı. Bir halı süpürüşünü görmeye geldim. Ekipten arkadaşlara sildiriyorsun değil mi mutfağı? Hayır ben niye teklif? Kendim siliyorum ben orayı. Sildiriyorsun yoksa? He, kendi evini sildi de burası kaldı. Kız biraz hızlı süpür kız.
Şunu açsana bacım, kambur mu? Ben atmadım ki işte, bana göstermedin. Kız sen kaç senelik ev hanımısın, süpürgeyi ayıramıyor mu daha? Yok, onu yapamadım. Çabuk geliyorum, süpür. Aha. Hadi bırak artık mutfağı da gel buraya Kadir. Yer kaldı. Tabii tabii, kim bilir kimler siliyor şimdi o yerleri. Aha gel, ay yemin ediyorum gel de çek. Gelir çekerim, görürsün. Bak benim yaptığım işi inkar etme, en sinir olduğum şey. Sayın seyirciler, şimdi Kadir'in çevirdiği dolaplara şahit olacaksınız. Buyurun gidelim. Gel. Aa bak. Kim siliyor burayı? Hangi birisin Cet? Ha? Sen sildin mi? Kardeşler, abiler doğruyu söyleyin. Kesin işi bu. Bana bak, kanalını yukarı kaydırması hatırına söyle. Sildin mi? De ki elimi yere vurdum de. Allah'ın adını verdim. Adam elinde bezle geziyor. Sense hala yalanlatmaya çalışıyorsun Kadir. Silmedin değil mi? Aa. Bak silmedim diyor. Gördün mü? Hayırdır? Titriyor musun Sinan? Desene silmedim diye. Kadir hadi itiraf et. Yemin ediyorum Allah benim canımı almasın ki sildirmiyorum ben hiçbir yeri. Sildim mi? Kanalın çöksün inşallah. Eğer sen bana bir daha de ki Kadir beni yukarı kaydırayım. Bundan sonra seni aşağı kaydırayım. Pek sevgili editörümüz ne yapıyor burada? Bana dedi ki içeriden seni çağırıyorlar, beni erkenden gönderdi. Bütün suç sen. Buyurun size kamera arkası. Zeynep nereye kayboldu acaba? Onun boynu altında ka... Sildim mi? Hiçbir şey demiyorum evinde. Sildim, bir daha bastın ya. Bu nasıl bir komple Allah'ım? Bir şey demiyorum, evde peteğin akıtıyordu. İnşallah su basar senin onu evini. Heh. Sinan da temizlik yapma işini yüzüne gözüne bulaştırmış. Zaten temizlikten anlasa toz beziyle yer silmez. Tezgahları sildim. Bak tezgahı bile silmiş. Tüm Türkiye görsün, size yemin ediyorum ki ben sildim. Sen sildin ama yarım bıraktın. Senin yarım bıraktığın işleri de arkadaşların tamamlıyor işte. Editör bana dedi ki git içeri. Dedim ki o yarışmada benden önce çık dedim. Biraz beklemem lazım, ben yerleri sildim. Beni erkenden gönderdirdi. Eğer ben bu sezon senin yakana yapışmazsın. Prizleri hiç silmemiş. Ocağın altı full yağ bu. Ayşegül ve Melda, peteğin içi gerekli mi, gereksiz mi? Gereksiz. Gereksiz. Kaçak dövüşüyorlar şu anda. El lavabosunun altı kıldı. Temizlik konusunda hiç becerikli değil dedi. Gamze beceriksiz mi? Siz temizlik benim işimi izliyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz Kadir? Halıyı kaldırıyoruz. Ah, dur. Dur. Ha çıktı, tamam. Süpürdün mü bunu? Bunu süpürdüm. Tamam, topla topla topla. Şöyle bakıyorum, topluyorum. Aç ağzını. Aç. Bu ne ya? Çabuk, daha iki tane camımız var. Koş 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 koş, bırak. Bırak bırak, at bırak bırak, yürü. Umarım parçalamadan hasırı oradan çıkarmayı da başaracaksınız. Her hasır gördüğümde bir şey aklıma geliyor, babaannemin lafı. Çek, bir gün halı yıkıyoruz. Yıkadığımız halılar da öyle sert, koyun yünü ki. Dedim babaanne, Allah aşkına dedim, şu halıları at gitsin artık, kullanılmıyor. Bana dedi ki hey gidi hey dedi. Kuru hasırın üstüne gelin gelseydiniz malınızın kıymetini iyi bilirdiniz. Doğru demiş babaanneciğin. Zaten ne varsa eskilerde var. Bu kadar halıyı neye serdiniz? Sanki Yeni Kapı Camii'nin son cemaat yeri, her yer halı. Bu ne? Tanıştırayım Kadir, gitar. Ne güzel vallahi. Ağustos böceği gibi çalıp söylüyorlar. Biliyorsun, bizim editör de gitar çalıyor. O zaten ayrı bir film. Yatak odasının baş köşesinde duruyor gitarı. Ay onu sen bir de storylerini gör. Kitap açıyor, yanına böyle bir bardak koyuyor. Bir de o Üsküdar'ın o kubbelileri var ya, onları çekiyor. Sanırsın Çanakkale'de hep kitap okuyordu. Benim bir tane arkadaşım var. Sürekli kahve paylaşıyor. Sürekli fincan yanında kitap, fincan yanında kitap. Kız diyorum sen bütün gün ne yapıyorsun fincan kitap? Hiç mi sen iş güç yapmıyorsun? Görün beni ki yani enfeksiyon. Ha ne enfeksiyonu be? Entelektüelim yani, görün beni. Bu insanlar gösteriş meraklısı mı Kadir? Hep yalan dolan. Salonda çok halı vardı, öyle gördüm. Koltuğun bir tarafında bir leke vardı, o çıkmaz, onun çıkmasını beklemiyorum. Kız bu tamam, koltuklar aldım. Küflenmiş, bunların üstüne ıslak çamaşır asmışlar. Bunda ne var, ne ararsan var. Yavaş Kadir, şimdi komşular gelecek. Dolap çeviriyorum. Ne dolaplar çeviriyorsun orada?
Süpürgeyi al da gel. Onu koy arkasına süpürelim. Bu evde her yerde panjur var ya. Camlar çok kirli. Halıyı silmesini beklemiyorum arkadaşımdan. Büyük beklentim yok halıyla ilgili ama koltuğu silmesini istiyorum. Güya örümcek ağlarını alacaktınız. Yine unuttunuz Gamze Hanım. Hadi gel sen süpür. Örümcek alayım istersen. Peki hanımım. Al. Tut Gamze. Artık bir işin ucundan tutsan diyorum Kadir. Bekle geliyorum. Bu ne ya? Of. Gözüm gözüme hep girdi. Peki mutfaktaki örümcekleri aldınız mı Gamze Hanım? Almadım. Oraya baktım kalırsa yetişeceğim. Tabii tabii. En sona bırakmanız en doğrusu zaten. Sildiğiniz tertemiz yerlere de pat diye düşüverir örümcek ağları. Sen niye bu kadar konuşuyorsun? İşim bu benim Gamze Hanım. Ay. Hem emin olun benim aldığım maaşı size verseler sabaha kadar susmazsınız. Ne diyeyim Allah? Onun her harf başına 1 lira veriyor. Ben konuştukça kazanıyorum. Kelime başına 1 lira birikiyor hesabımda. Örümcek kardeşler. Şu şeyin başı nerede? Kıllı baş olan var ya. Çıbanın başı sensin Kadir. Çıbanın başı benim de elebaşı da sensin. O şeyi ver. Camlar da benim için öncelikli şu an. Camlarda uğraştırıcı görünüyor. Çünkü bayağıdır havalandırılmamış gibi hatta. Ben salona girdiğimde onu çok yavaş gördüm. Camı siliyordu zaten. Bir bezle kuruluyordu, siliyordu. Daha da çok işi vardı salonda yani. Salondaki en son gördüğüm kadarıyla gidişat çok kötüydü. Sadece pencereleri, camları falan siliyordu. Cam kenarlarını siliyordu. Yani koltuklar silinmemişti, yer süpürülmemişti. Yani birçok şey yapmamıştı, dolapları da silmemişti. Çok az mobilya olmasına rağmen. Kalmadı Kadir. Evet. Zaman kalmadı ama her yer bitti. Camlar silindi, gardıroplar silindi. Koltuklar silinmeyecek mi? Koltuklar silinemez, imkansız şu anda. Şu anda imkansız. Sen bu kapının üstünü aldın mı Pergiz'in? Gamze Hanım'ın konuşacak takati kalmamış Kadir. Kıvamı kurdu Kadir. Kıza bir su versenize. Hemen getiriyorum. Çabuk yetiştireceğim diye. Vallahi öldüm. Televizyonda izlediğin gibi miymiş? Hayır, çok zor. Televizyonda çok zor. Nasıl görünüyordu? Bir anlat şu anda nasıl orayı. Çayımı içiyordu, kahvemi izliyordum yani bir şey yoktu. Hadi soksun da... elini klozetin dibine kadar sen çayını hüpürdü. Ay işte dur su vereyim. Bak ben o bak ben gelmesen bir bardak ölene su vermiyorlar. Evet vermiyorlar Kadir. Sen olsana. Ne varsa bende var bu senin. Ne yapıp ne edip kendini övmeyi yine başardın ya pes Kadir. Banyoya gidelim hadi. Banyo çok kötü. Klozete sen gir. Banyoya da ben gireyim. Eldiven alayım bir tane. Banyoya gir. Daha dursun içerken bile sipariş vereyim. Haydi o zaman. Tamam banyoya geçiyoruz. Kalan sürenizi öğrenmek için hazır mısınız Gamze Hanım? Hazırız. Banyoda başlat sürenizi. Dur duymak istemiyorum. Duymak isterim. Evet temizlik benim işimde. Kaç dakika kaldı? 2 tane 2 gösteriyorum burada. Kaç eder? Evet 40 dakika mı var? 22. Ha bile yaparsan onu ben 40 anlarım. De ki bil. Hadi sırada banyo var. Evet banyoya geçiyoruz. 22 dakikayla banyoda evet. Nasıl harikalar yaratacağız birazdan. Evet birazdan bizi bekleyin. Banyo yarım saat ya da 1 saatten fazla süre çünkü bayağı kirt pas tutmuş şekilde. En uzun banyonun süreceğini düşünüyorum. Geç. Evet. Evet Kadir. Eldivenleri giydin. Temizliğe girişiyoruz. Sen şimdi gir klozete. Tamam ben oraya giriyorum. Sen banyoda. Banyo gir. Hemen yetişiyorum sana. Söz. Tamam bekliyorum. Hemen yetişiyorum. Gözünü dik ona bakın nasıl temizliyor. Ben senin yanına geleceğim Kadir. Sen bana gelme ya. Tamam. Sen ne alacaksın? Al bunu da. Az da bana ver kız bütün hepsini. Tamam. Neyse al geri getir çabuk. Tamam getiriyorum. Haydi. Gamze koku konusunda hassas zaten başlangıçta da öyle demişti. O yüzden klozetin zorlayacağını düşünüyorum. Tuvalet çok dardı. Ben de buraya geldim. Sen zaten hiç canını dara sokma hiç. Sabunları biz düşelim diye mi buraya koydun Kadir? Ayağın kaydıracağım seni. İğrenç. Kadir.
Sen buraya biraz da Gamze Hanım'ın ağırlığından bunaldığın için kaçtın gibi geliyor bana. Ya eli eli ağır canım, daha darlandı. Nefesim kesildi. Bir tek sürüyor abiyle. Brezilya dizisindeki biri şeyler kimi? Canımı da kız kızım her tert bir bastır. Adamın boyuna niye anası ile gittiğini anladım, evde canı darlar. Neyse, sen eli bana bir krem al gel, ben burada kuru tel sür diyorum. Emrin olur Kadir'ciğim. Elini çok ağır buldum, yavaş yavaş yapıyordu. Tam itinalı belki güzel yapabilir ama ağır yapıyordu. Kadir, eşinizin sürekli annesinin evine neden gittiğini bulmuş Gamze Hanım. Sizin eliniz o kadar ağırmış ki eşiniz bunalıyormuş. Aşk olsun Kadir! Kız sen ona inanıyor musun? De ki ona inanıyorum de bana, elini vicdanına koy dedi. Ben kime inanayım bilemedim ki anacığım, ben ne yapayım ya? Sen bana mı inanıyorsun, ona mı inanıyorsun? Yok yok Kadir, tamam. Banyo çok kötü, banyo fayanslar. O fayans benim için çok önemli. Hatta önceliğim şu an kesinlikle banyo. O sarılık leklileri falan, kalıntılar, sabunlar, banyo dolapları falan. Benim için yine öncelikle onlarda. Hepsini açıp kontrol ettim. Oralara da tek tek bakacağım. Kadir, duyduğuma göre eve yeni bir kedi almışsın. Daha önce de kedi almamış mıydın? Hatta hastalanıp vefat etmişti hayvancağız. O yavruydu, o kendi hastaydı. Anası onu atmıştı sokağa. Bunlar 4 taneydiler. Dördüne de bahçede Kerem'le biz bakıyorduk. Veterinere falan götürüyordum bahçede olsa bile. Ondan sonra cıma en son bunlar 4 bacılar, 3'ü yollara düştü. Akıllarını kullanamadılar. Hiç yerlere gitmediler. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Bir bu saftirik kaldı. Bu da eli onlar yemek yiyor, bu kenarda bile duruyor, verirlerse çok saftı. Saf ama zeki görünüyor, eleği yere kapak attı ki. Bak işte onun kısmeti bizim evdeymiş, aklını kullandı, zengin yere kapak attı. Özel mamalar, veterinerler, ayakları sabunlarla siliniyor. Yani şimdi ona yuva aldım, hayatta eve almazdım. Sırf Allah korkusu için aldım, hava çok soğuk, kıyamadı sokakta kalmasına. Yoksa bana hiçbir güç o kediyi eve sokturamazdı. Şimdi de Kerem'in eline şarjlı süpürgeyi verdim. Dedim onun peşine dolanacaksın. Nereye oturdu süpür. Allah'tan temiz. Sabah geliyor nevresimi böyle çekiştiriyor. Kıngıl kıngıl, amcası ölsün ona Kerem'in çocuğu. Veteriner bir de bize böyle nüfus cüzdanı gibiymiş. Dedim ki babasına ver, onun kütüğüne kaydolacak. Banyo yarım saat ya da bir saatten fazla süre. Çünkü bayağı kirt pas tutmuş şekilde. En uzun banyonun süreceğini düşünüyorum. Bugün finalde Tuğba ile Gamze'nin arasında bir çekişme olacak gibi, hani öyle hissediyorum. Diğer taraftan Gamze biraz gergin gözüküyor. Belki hani diğerlerine de satışabilir, bilmiyorum. Yalnız bu kadar sınırlı zamanınız kalmış olmasına rağmen oldukça rahatsınız maşallah Gamze Hanım. Dünya yansa onun bir harmonotu yanmıyor. Ya ne yapayım, kendim parçalayayım, yapıyorum işte. Neysin kız, kendini mi öldürsün? Alt tarafı 10.000 lira. Tabii canım, Kadir için çeyiz parası. Gözün kör olmuyor. Ben kendimi paraladım, sen? Ya ne diyeyim? Hayır, ben rahatlığına dem vurum. Onu bile anlamamazlıktan geliyor. Sen sallamıyorsun da Gamze Hanım parayı kazanırsa oğluna yatak alacak Kadir. Ben sallamıyorum değil, onun rahatlığına dem vuruyorum. Lafı yanlış yere çevirmeyin, ikisi de bu kovada boğaram. Sanki ben de senelerdir 10.000 lirayla oynuyorum. Bugün final zorlu geçecek diye düşünüyorum. Çünkü ilk gün, daha içeriği falan görmedik. Bakalım. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni ve fena yaratık hasetliğin yeter. Nananananananam. Oh oh. Kıskananlar çatlasın, sefamız olsun. Ben merak etme, çatlılar zaten. He? Çatlıyorlar zaten diyorum, merak etme. Çatlıyorlar, kuduruyorlar. Kötü günümde gözyaşımı silmeyenin iyi günde kahkahamda yeri yok. Aynen Kadir'cim, aynen. Kadir, büyük laflar ediyorsun ama yüzünü göremiyorum. Yüzümü görmene gerek yok, lafın yerine gitti. Gamze eleştirileri olgunlukla karşılamayacak. Biraz tepki göstereceğini düşünüyorum. Çünkü buzdolabı temizlerken biraz agresifti, bayağı agresifti. Konuşacağını, kendini savunacağını söylüyordu. Puanlama sırasında göreceğiz. Kadir hadi ya. Kız çıkamadım ha oradan Kadir. Kız canını mamını pasparlak yaptım. Al dışarı. Çık çık çık. Ya al orasını şey yap. Şu dışarı beni görüyor musun bak.
Görüyor musun bak nasıl bembeyaz oldu bak. Kadir son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. At. At. At at at. Marmari sen Datça'ya. Selam saldın Hatça'ya. Söz verdin de gelmedin. Ay bitti. Ay bitti. Kadının tahammülü kalmadı. Gamze bu temizlikle imkansız birinci olamaz. Ben de Tuğba'ya katılıyorum. Birinci olamaz. Evet finale gidiyoruz. Gamze nasıl bir ev temizledin? Gerçekten çok yağlıydı. Çok pisti. Peki bu evin hakkından kim geldi? Ben geldim tabii ki yani. O zaman finale Gamze geliyor. Erzincanlı 24 Gamze. 24 yazıp boşluk bırakın. Gamze'ye puanınızı gönderin. Hadi bakalım. Bekliyorum. Erzincan'dan boşuna küller ya. Yeni haftanın ilk gününde Gamze Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı Gamze Hanım'ın ağır tempolu ve dağınık temizliğine sahne oldu. Mutfak dolaplarından başlayarak tüm mutfağı paklamaya çalışan yarışmacımız elinin ağırlığı yüzünden çok zaman kaybetti. Bakalım finalde rakipleri Gamze Hanım'ın 3 saate yakın zaman geçirdiği bu mutfağı beğenecek mi? Gamze Hanım'ın salon temizliği mutfağa göre daha hızlıydı. Ancak yarışmacımız burada da istediği tempoyu tutturamadı. Gamze Hanım salonda tüm gayretini gösterdi ama bakalım finalde rakiplerinden geçer not alacak mı? Evimizin banyosu temizliğin son durağı oldu. Gamze Hanım son dakikalara sığdırdığı banyo temizliğinde oldukça telaşlıydı. Günün sonunda yarışmacımız 3 etabı da tamamlamayı başardı. Krizleri hissinmemiş. Ocağın altı full yağdı. Gereksiz iddialı konuşuyor. Ya bence gördüğün zaman mutfağa girdiği zaman prizi silmeme gibi nasıl görmüyorsunuz o yağı? Sen olsaydı paklar mıydın? Yapardım. Kız mutfakta ciğerini bıraktı. Ciğerini 2,5 saat o mutfakta. E peteklerini niye unuttu o zaman? Tuba salona gelelim. Salonda koltukları sildin mi? Hayır silmedim. Çünkü petekleri. Petekleri sildim. Silinmiş petekleri salondakini. Ayşegül ve Melda, peteğin içi gerekli mi gereksiz mi? Gereksiz. Gereksiz. Kaçak dövüşüyorlar şu anda. Sen dolabın ya, üstü yağlı dedin. Bak aspiratör de yağlıydı. Tam onları. Onları terledi. Onlara bir puan yok. Ama 2,5 saat zaten geçirmiş orada. El lavabosunun altı kıldı. Temizlik konusunda hiç becerikli değil dedi. Gamze beceriksiz. Siz temizlik benim işimi hayır, izliyorsunuz değil mi? Temizlik benim işimde yepyeni bir haftayla haftanın ilk finaliyle karşınızdayız. İlk gün temizliğimizi Gamze ile yaptık. Eline koluna sağlık. Yağlı bir mutfakla, evet. Küflü bir banyoyla, sararmış bir klozetle başa çıktık. Evet yaptım ama. Yaptın. Helal hoş olsun. Yaptım. Eline sağlık. Bak ellerim paramparça oldu mu yaptım yani. Yaptım. Yaptığını iddia ediyor yaptım, arkasında. Evet. Bakalım arkadaşların da yaptığına inandılar mı ya da beğendiler mi? Hazırsan Tuğba'dan başlayalım. Haftanın en iddialı yarışmacılarından. Kimseyi beğenmedi. Sen daha bugün temizlik yapmadan gözlerine evet. bakarak dedi ki temizlikten anlamıyor.
Nasıl gözden anlamış onu bir söylesin Tuba bize. Buyur Tuba, çıkar maskeni. Dök içindekileri. Mutfağa girdiğimde ilk 20 dakikandı galiba. Ya yavaş yapıyordun şimdi. Elim ağırdı. Aman aşkım. Çok yavaştı. Çok yavaş. Özen gösterdim ve gerçekten bak, özen gösterdim diyelim. Yani onlara çok uğraştım, o yüzdendir belki. Çok yavaştın. Bunu kabul et, yavaştın. Çünkü ben baktığım birkaç nokta var. Yani her yere girmişsin. Yani girmişsin ama çok eksik var. Girdiği yeri parlatabilmiş yani, mi peki? Yani girdin hem de çok eksik değil mi? Ben anlamadım. Çok eksik var. Yani girmişsin, elin değmiş ama ben onu anlamıyorum ya. Şimdi bu el değmiş de elin değdiği yer nasıl, ne olmuş? Nasıl biliyor musun? Anlatayım hemen. Prizleri hiç silmemiş. Ocağın altı full yağdı. Yağdı yani. Üstünü gördün mü ocağın? Dalımızı gördün mü? Elimi sürdüğüm her yerde bir yağ parçası geldi. Gelir. Buzdolabının. Yani onu komple kırmak lazım mutfağa yani. Gelir, yine gelecek. Sen de girsen gelecek, ben de girsen Tuba, gelecek. Tuba, senin mutfağa sen olsaydı paklar mıydın? Yapardım. Bence sen biraz abartıyorsun yani. Hiçbir ses sonu geldi. Nerede Melda'dan gelmiş? Vallahi abartıyorsun. Neyini abartıyor Melda? Ya bence prizlere kadar incelemenin bir mantığı yok yani. Ya o dalgınmazın üstünü sen de gördün. Tuba mantıksız mı yorum yapıyor? Ya mantıksız değil de çok gereksiz iddialı konuşuyor. Ya bence gördüğün zaman, mutfağa girdiğin zaman prizi silmeme gibi nasıl görmüyorsunuz o yağı? Priz komple yağ içinde. Priz senin boyun hizasında, onu bir telle yapabilirsin. Ama dalgınmazın üstüne çıkmak, onu yapmak, orada onu tellemek ve onu düşün. Ben senin yaptığın hiçbir şey, bir şey demiyorum. Tuba, sen detaylara mı önem veriyorsun? Detaylara bakıyorum. Tamam, ben sana... Tamam, bakarsın bana da. Buzdolabının üstü yapılmamış. Ya bakarsın sen de beni... Buzdolabı yapılmamış mı? Bir saniye, Ayşegül niye katılmadın? Az dur, hepinize bir söz ver. Ayşegül niye katılmadın? Ben de detaycı değilim ama... Priz gereksiz bir detay mı senin için? Çok gereksiz bir şey. Bence de gereksiz. Nasıl? Yani bu kadar... Kapıdan girdiğinde direkt gözüme çarpıyor. Nasıl detay? Hayır, hayır. Bak ben mutfakta elini kapatacağım. Ben bir insan Kadir. Nasıl yapıyorsun? Benim kapıdan girer girmez ilk gözüme çarpan detay dolap. Başka bir şey değil. Ya. Ben priz pek önemli değil. Sen bence arıyorsun, ondandır belki. Tuba şu anda şokta. Ben bir şey bilmiyorum. Gerçekten kapıdan girer gibi ben direkt gözüm prize çarptı. Ay sen aradığın için ben çarpıyor gözüm. Sen normal temizlik arasan bence öyle olmaz. Anormal temizlik mi? Yani hayır, o böyle nerede şey var onun peşinde olduğu için bence. Fesatlığına mı bu yorumu yapıyorsun? Hayır. Haftanın ikini kızın adını fesata çıkardın. Hayır, gördüğümü söylüyorum. Hayır, gördüğümü söylüyorum. Kanki seni savunursunsa sen onu edersin. Gördüğümü söylüyorum. Buzdolabının en üstünü yani demiyorum. Yani kız diyor ki benim için diyor priz mutfakta en büyük detay diyor. Nasıl o detaya takılmazsınız? Saçma ama ya. Ya ama söyleyeyim sana gerçekten bak o şeyi önümü gördünüz. Yani o yağın içine çıkamadım. Gerçekten bak üstü. Mutfak dolapları nasıl olmuş? Üstü falan dolapları kapatmış. Yapmış, güzel yapmış. Mutfak dolaplarını yapmış. Sen geldin kulpları elledin, yağlı elledim, dedin. Silmiş. Hala silmiş. Silmiş. Silmiş, yapmış. Buzdolabının üstü dedim, en üstünü demiyorum sana. En üstünü yapmışsın. Buzluğunu mu diyorsun? Buzluğunu yapmamışsın. Buzluğu ne var? Lastikler. İçi boştu, buzlar vardı. Buzluğu yapmamışsın. Tuba, salona gelelim. Yani. Salonda koltukları sildin mi? Hayır, silmedim. Çünkü petekleri, koltukları sildim. Petekleri sildim. Silinmiş petek miydi salondakinden? Beğenmedin mi? Yani petekleri... ilk halini görmedim valla. Tuba'nın yüz ifadesi aynen şöyle. Ben Tuba'yı şu beğendirmiyorum ki. Silinmiş petek mi o? Yani silinmiş petek. Neyse dur, ben bunu unutmayayım Tuba. Tamam. Ben bunu unutmayacağım. Not al. Ben yapmazsam sen de beni aynı şekilde... Ama hayır. Şu dedi yani silinmişim dedi ya. Ben de derim ki buzdolabı silinmiş miydi derim artık yani. Ne yapacak? Yani peteklere direkt baktığım zaman komple toz. Tamam, üstünü demiyorum. O dışını çıkarmadan mı? Hayır. Ayşegül ve Melda. Peteğin içi gerekli mi, gereksiz mi? Gereksiz. Gereksiz. Cidden hadi, gereksiz. Buna nasıl temizlik yapıyor Kadir? Ne alakası? Temizlik yapıyor, çıldıracağım. Şöyle. Siz petek temizlerken tamam, sadece dışını mı alıyorsunuz? Şöyle, bu ev için yorum yapıyorum ben şu an. Tabii ki benim için şu an bu ev priz ve petek benim için önemsiz. Canım, ve daha önemli şeyler var bu evde. Kızanlara söyleyeyim mi, nereye bakıyorlar? Siz nereye bakıyorsunuz? Koltuk da silinmemiş biliyorsunuz değil mi? Dolapların üstüne geçelim. Dolapların üstü çok kötü kaynıyor. Hani içini de hani ben yok. İçini de ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Günlük temizliğine karıştırıyorsun. Bugün 4 saatte peteğin içine girmesine gerek yok. Ben burası oturulacak bir yere getirdim mi ben burayı? Siz temizlik benim işimi izliyorsunuz değil mi? Şey söyleyeceğim. Ben tabii ki en baştan ben izledim ben. Arkadaşlarım. Kendine geldi. Başka yerde. Bir sen neden öyle dedin Tuba? Ben çünkü sıkı takipçisiyim bu yarışmacı. Ben de öyle. Yani petekleri yaparken ben hani petek ciddi yarışmacılar arasında da petek ciddi yıkanılıyor ve temizleniliyor. Herkesin ciddi yazdığını ben ciddi anlatıyorum. Bak bir tanesini yapsa bak değil. Salonda kaç petek var? 2 tane değil mi? Tuğba bir şey sorabilir miyim? Peki arkadaşlar kendilerinden o detaylar beklenmesin diye olabilir, böyle yorum yapıyor olabilirler. Olabilir. O kaçak görüşüyorlar şu anda.
Ne alakası var? Yani benden bana petek hesabı, ben seni eleştirmedim o konuda petek konusunda. Sen de beni eleştirdin. Eleştirsin. Sana sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok büyük konuşuyorsun. Yarış göreceğim ben seni. Yarış belki de kendine güveniyor. Yarış yok, ben inanmıyorum sana. Ya Süpermen falan olması lazım. Yani böyle bir şey yok. Vallahi kaçak dövüşüyor değil ama detaylara girmediler. Onlar detaylı. Petek, priz, bunlar silinmesi gerekiyor. Görüyoruz göz önünde çünkü. Petekle prizi demiyorlarsa, hani yok bence gerek yok, olmasa da olur diyorlarsa temizlikten anlamıyorlar bana göre. Ya bak evet, mesela şu an benim için şu anda buğuk kalmış önemli değil. Yapıyorsun. Yani buğuk kalabilir, hani silmiştir ama hani böyle hafif buğuk kalmıştır, ben ona takamam mesela. Asıl ona takılman lazım. Niye takılayım ya? Yapmış ya pisliğin. Hayır. Ben de ya. Hani giriyorsun, camı görürsün, peteğin içine niye evet, bakacaksın? Arkadaşım toz içinde. Tuğba bence beklenti yükseltti. Ben çok merak ediyorum gününü. Peki Tuğba, puanını alayım senden, buyur. Evet, haftanın ilk puanı geliyor. Bakalım haftayı kaç puanla açacağız? Buyur Tuğba. 3 geldi. Her odaya bir puan geldi. Ya yani o davranmaz, o dolaplar. Boş boş ya. Vallahi bilseydin o kadar rahat geçirdim. Bilseydin vallahi. Ya tamam, benim de içim rahat olacak. Orası hak kesin de yani. Hiç düşünmüyorum. Ben gerçekten bilmiyorum yani. Dedi ki bomboşunu yapmışım. Parmaklarımı boşuna kestim rahat Kadir ya. Hiç gerek yokmuş yani. Öyle de düşünme. Tuba'yı göreceğiz. Ben hiçbir şey demiyorum. O 4 saatte ne yapacak? Ben onu çok merak ediyorum. Peki 3 geldi. Melda, senden devam edelim. Bakalım Melda'nın detayları neresiymiş? Tuba'cığım maskeni takmanı rica edeyim senden. Evin bence pek pis değildi. Dolaplar. Canım aspiratör dışında mutfak dolapları. Bir karış toz vardı. Zor böyle çıkartma kenarlarını. Yok, sen ne kadar konuşursan konuş, benim fikrim değişmez yani. Pek pis değildi. Ya genel olarak evi kirli bulmadın mı? Evi ya klozet ve aspiratör dışında ben pis bulmadım açıkçası. Çok pis değildi bence. Sen buzdolabının üstüne bakmadın o zaman demek ki. Buzdolabının üstüne evet bakmadım. Bakmadın ya, çamur attı oradan, çamur. Niye bakmadın? Böyle yorum yapınca benim gülüyorsun. Ama neden? Ya bak kız temizledi şimdi. Ama neden yani? Ben çamur yapmadım. Canım tam ben aspiratöre zaten dedim. Ben aspiratöre değil, dikkat edeceğim. Üstüne. Bunu niye evin kirli yerlerini tahmin etme? Sabah sana ne dedik? Git evet. Kirli evi bir incele. Neresi kirli? Şimdi bak gelmiştik ki ev kirli değil. Bakmadım diyor ya. Bakmadım diyor. Tamam, orayı kaçırmışım cidden hakkında. Mutfakta üstüne işler çıktın mı? Baktım. Onları çok güzel yapmışsın. Bence mutfak çok güzel olmuş. Ama orada da 2,5 saat harcadım. Bir zahmet öyle olsun yani. Aslında Melda da benim gibiydi. Ben sadece biraz sivri geldim ona göre. Ama aslında Melda da yumuşak dille aynı şeyleri söyledi. Aynı yorumları yaptı aslında. Dolapların üstüne unutmuşsun galiba. Hangi dolapların üstüne? Beyaz dolapların. Bir tek o kaldı biliyor musun? Bak canım, ya Allah'ın sen ona da baktım, ona da baktım. O da tozlu. Sen silmiş mi Kadir? Yo, sildik onların Kadir, üstüne sildik. Kadir, sen niye yapmıyorsun? O tozlu. Kadir Allah. O zaman birini sildik, birini silmedik. Çünkü dolabın ikisinin de içinde, dış yanlarını hep sildik. Ben de sildim. Bir tanesinin üstünü silmemiş olabiliriz. Evet. İkisinin de üstü tozluydu. Evet. Hayır kız, sildik, üstüne hususi kamera çıktı gördük. Silinmiş, köşesi kalmış. Ha, değil mi? Evet. Ben olmadı, elimizle çıktık, sildik. Eksildik. Evet. Silindi tabii yani. Tabii olmadı, çünkü yani boya yetişemedik. Bir dolap silinmedi. Hayır, evet. Bir dolap silin. Şu dolap silinmedi. Evet, silindi. Üstünü silinmedi sadece. Üstüne, üstüne, üstüne boya yetişmedi, evet. Yok, yanları silinmiş. Yanlarını ve önünü kapağını sildim ama üstüne boya yetişmedi, silemedim. Klozetin yani çok güzel olmuş bence. Banyoda ama banyonun dolaplarının içinden çok sonuçların ellerinde kalacak programın sonuna kadar. Ya bir dur ya, ne? Saçımı süpürge ettin demeye çalışıyor, anlamıyorsunuz. Banyoda çok kıl vardı. Özellikle onlara evet dikkat ettim. Ben de banyonun vardı, dolaplarının içinde kıl vardı. Evet, var, o kadar sildim, kaç defa sildim. Hatta bana dediler ki hadi. Altını hiç silmedin, ama yok ya. Alt dolabı altını, evet, banyo. Altını su tuttum ama hani hiç o kıllar gelmedi yani. Yok, aynen, ben de orayı gördüm. Bak lan, görüyorsunuz ben. Ben de banyoyu o kadar beğenmedim yani. Salon çok güzel olmuş. Şokabini beğenmedin mi? Bu banyonun camını açıp bakmadın mı? Yok. İnanmıyorum. Bak cidden, orada ben hakkını yemin yapman gerekeni yap. Az önce bir saniye. Az önce evet, Tuba'ya dedin ki 4 saatte temizlik evet yapıyoruz. Peteğini. Kılı da bir zahmet akıtsın. Kılı akıtsın yani, o kadar da değil. Hayır, 4 saatte o banyo o kadar olmuş, beğenmedin mi? Onu beğenmedim bari. Kız duşakabinin yerleri küf içindeydi, dersler bembeyaz araları. Beğenmedim. Yani cidden boşuna. Bak lafa giriyorum orada. Bak yapma, duşakabine hiçbir lafım yok.
Sadece bu çamaşır makinesi... Sağ ol canım. Çamaşır makinesini çekmemişsin. Çamaşır makinesini çekmemişsin. Onu çek. Arkasında evet, bir şey, bir mermer vardı. Sen çamaşır makinesini çekmemişsin. Bir de o dolabın altına ben. Çamaşır makinesinin yanına, sağına, soluna falan üstüne baktın mı? Bir şey diyeceğim. Sen Tuğba'ya sırtlandın ama Melda da ondan aşağı kalır bir yorum yapmadı. Ben bir göze baktım. Sırf Tuğba göze battı ama Melda da alttan bize iyi yorum yaptı. Bence hiç onun farkında değilsin. O dışı kabini görmedi. Ben daha ne diyeyim Kadir? Allah'ını seversen. Ama Tuğba'ya verdiği tepkiyi Melda'ya vermedi. Allah göz vermiş. Beni şaşırttı. Göz böyle bakasın canım, göresin diye. Kıl var ama banyo kıl götürüyor. Kıllar gitmiyor. Erkekler mi yaşıyor burada evdekinden? Niye kadınlar kıl dökülmüyor ama? Ya hayır. Böyle kıl kıllar. Bence sen banyoda... Hayır tıraş olmuşlar. Sen banyoda da o saçlarından oynadıysan onlar dökülmüştür. Melda sen de ver puanını bakalım. Evet, Melda'dan puan geliyor. Bakalım Trabzonlu Melda kaç puan verecek? Evet, buyur. Ben 4... Ama 4... Ben 4-5'i niye almıyorum Kadir? Allah'ını seversen ben niye vermiş oldu bana? Ama ben niye alamıyorum ya? Anlamıyorum ben ya. 4 puanı hak ettim. Yani şöyle 4-5 puan neden verilmiyor? Ben onu anlamıyorum. Ne bekliyorsunuz? Hani ben anlamıyorum, anlamıyorum yani. Canım, bu evin... evde ne bekliyordunuz? Yani... Canım evin çok pis değildi. Ay, elimi kesmiştim, yanıyor. O yüzden ben kıllara dikkat edeceğimi söyledim. Aspiratör güzel yapmışsın zaten. Her odaya da girdiğin için 3 verdim. Dolapları unutmuşsun. Dolapları unutmadım kız. Üstünü sadece unuttum. Canım üstü ama iki karış şey toz. Ya ben anlamıyorum ya. Sen dolabın üstü yağlı dedin. Bak aspiratör de yağlıydı. Tam onları iyi. Terledi. Onlara bir puan yok mu? Ama 2,5 saat zaten geçirmiş orada. Edacı o iş bu kadardı. Ne yaptın? Melda bana dedi ama abartıyorsun. Fazla detaycısın. Ben onlara takılmam dedi. Kendi de gitti 3 puan verdi. Yani ne alaka? Madem o kadar beğendi, neden 3 puan verdi? Evet Özlemciğim, senden alalım yorumlarını. Buyur. Evet, mutfağa girmiştim. Arkadaşımız en üst dolapları temizliyordu. 16. dakikada geldi. Evet, aynen. Beğenmediğim noktalarımı söyleyeyim. Aspiratörün üstünü elledim. Yağ vardı. Artı dolabın üstüne baktım, temizlemiş. Herhangi bir sorun yok. Buzdolabının üstü vardı. Dondurucunun içi pisti. İş yapış tarzını beğendin mi? Düzgün başladı mı? Bezi güzel sıktı mı? Eli ağırdı. Çok yavaş. Çok yavaştı. Çok yavaş. Evet, aynen. Enerjin çok düşüktü. Aynen. 20 dakikadan 20 dakika geldik ya. 16. dakika geldik. Bir 5-10 dakika izledim. Şey olmuş olabilir mi? Çok olmuş olabilir miyim acaba bu kadar yağ nasıl oldu diye? Enerjim çok düşüktü. Enerjim düşüktü. Şoktayım belki, onu olabilir. Daha beteri de olabilir. Artı örümcekler duruyordu mutfakta. Başka yerde alınan örümcekler var mı? Ben gördüğümü söylüyorum şu anda. Tuvalete söylersem klozetin içi temizlenmişti ama... Temizlenmişti. Banyoda el lavabosunun altı kıldı. Arkadaşıma katılıyorum. Orası kıl. Temizlik vardı. Konusunda hiç becerikli değil dedi. Gamze beceriksiz mi? Benim için becerikli değil. Ne gibi benim becerik? Temizliğime göre. Senin temizliğin nasıldı? Ne bekledin? O becerik canım, tanımı nedir yani? Ya. Bunu demeniz çok saçma bu arada. Yani bana göre değil. Benim temizliğime göre değil. Tamam, detayları yani? Unutmuş. Detayları unutmuş. Evet, eli aynen. Ağır. Aynen. Ben 2,5 saat o zaman boşuna mı geçirdim orada? Ne yaptım ben orada? Detaya girmedim mi? Hayır. Girdiğim işte. Daha banyoda banyo dolabının üstüne almamışsın. Ben böyle hepsini elledim. Banyo bir karış toz. Artı kız mutfak mutfakta dolapları. Ciğerini bıraktı. Ciğerini 2,5 saat o mutfakta. Ya peteklerini niye unuttu o zaman? Peteklerine en son hadi dedik. Çok vakit kaybettik. Dışı çok kötü. Peki. Yoldum Özlem senden de puan da almak istiyorum. Buyur. Çok yordu ya. Evet, 3. puan geliyor. Bakalım Özlem kaç puan verdi bugün yapılan temizliğe. Buyur Özlem. Herhalde herkes üçte gidecek herhalde böyle. Yani herhalde. Kadir en son cuma günü sana kalıyor bu iş. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. 3 puan. 3 en puan uygunu bu bence. En uygun. Her bir odaya girildiği o zaman siz puan. Sadece bugün verdiği emeğe puan verdiniz. Temizliğe puan vermediniz. Her odaya bir verdiğinize göre sadece girip burada uğraştığı için acayip birer puan verdiniz. Öyle görünüyor. Zaten gibi. Bu salonda uğraşılacak bir şey yoktu ki. Koltuklar bile silinmedi. 3 verdiğinize şükür mü edelim? Aynen öyle. Hiçbir
şey demiyorum. Az da veremiyorum yani, yük demeyeceğim. Peki Özlem, maskeyi takmanı rica edeceğim. Ayşegül'cüm sen çıkar, senden devam edelim. Ayşegül dedik, bağrımıza bastık. İlk dakikalardan lafları çatır çatır dizdim. Gamze bana rakip değil. Dua etsin ki böyle kolay bir ev çıktı. Yoksa işin içinden çıkamazdı. Gerçekten mi? Öyle mi düşünüyorsun yani? Evet, evet. Aynen öyle düşünüyorum. O yağları görmedin yani. Ya tabii ki şimdi senin bakış açına farklı. Gerçekten. Siz uyuşuyorsunuz. Senin... İkiniz de bak Pete'ye çok önem vermedin. Evet. Yani ben Pete'ye önem vermiyorum. Prize önem vermiyorum. Pete'yi bu da ya. Şimdi benim en çok önem verdiğim yer banyoydu. Çok güzel yapmışsın. Ben oraya hiçbir şey demiyorum yani. Çünkü beklentim, yani gördüğüm kadarıyla... Bak Merda Bey'e çok kötüydü. Kıla falan takmıyorum. Kendisi kıl için demişti herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ben kıla takmıyorum. Kesinlikle zaten Allah görüntü. Allah razı olsun bacım, ne var? Yok, ben beğendiğim yerleri söyleyeceğim şimdi. Davulun bas, güzel silmişsin. Birincisi o, ikincisi banyon. Üçüncüsü, çok dolap detayına şimdi gelmeyeceğim. Bir dolabı silmişsin, orası da güzel olmuş. Hangisi? Buzdolabının içi çok güzel, alt. Üstüne kesinlikle şey yapamayacağım. Evet. Çünkü benim en çok dikkat ettiğim yer oydu. Buz bile tutmamıştı. Ya. Çok basitti silmen. Kıl vardı. Yani gerçekten evet, şu an gidip bakabilirsin. Doğru. Kaç tane vardı? Onun için demeyeceğim çünkü... Çünkü hani buzdolap hepimiz için ön planda. Hani yiyeceklerin bulunduğu doğru. yer. Haklısınız ama ben dediğim gibi alt kısmını çok emek verim yaptım. Evet, yani alt kısmında benim bir sıkıntım yok. Üstünün gerçekten de hani 4 saatin o heyecanıyla ilk gün yarışması olması... Yok, yok ona bir diyeceğim yani. Yani unuttum. Yok. Açıkça düzgün şekilde söylüyorum yani, unuttum. Ben de yani arkadaşlara sadece şu şekilde katılacağım. Elin gerçekten çok ağırdı. Yani nasıl ağırdı biliyor musun? Tamam, yağlarla bir şekilde baş ettin, gördüm. Ama dolaplarda, üst dolaplarda, aspiratörde demiyorum. Dolaplarda benim görebileceğim bir yağ şeyi yoktu. En üst sadece çok kirliydi. Sadece en üst. İç alt kısımlarını çok vakit kaybı yapmışsın ama köşelerinde hala tozlar var. Bir emek sarf etmişsin, teşekkür ederim. Çok o yüzden. Şanslısın, tabak yoktu dolaplarda. Vardı çıkarttık canım, vardı. Vardı çıkarttık. Kadir. Vardı çıkarttık. 3-5 parça bir şeyler vardı. Tamam. Davlumbazın orası... Vardı yani, boş değildi tabii ki. Yani evet, davlumbazın alt kısmı, duvarı çok şeydim. İlk geldiğim zaman dolaplarla uğraşıyordun. Ben oradan emin değildim ama oraya da silmişsin. İyi olmuş. Hangisini? Davlumbazın alt duvar kısmı. Orası çok yağlıydı. Bahsettiğin yağlar herhalde orada galiba. Orası zaten belli ki oralarda çok... Biliyor musun davlumbaz? Bak itiraf ediyorum o davlumbaz içmesini. Çünkü gerçekten zamanım olsaydı orada böyle kaşıkla falan girmek isterdim yani orada ama vaktim olmadığı için yapamadım yani. Yapabildiğim kadarını yapabildim. Asıl yağ işte o taraftaydı. Dolaplarda pek fazla yağ yoktu dediğim yok, gibi. Peki Ayşegül, temizlik yapışını beğendim. Eğer hızlı olsaydı gerçekten çok beğenecektim. Gerçekten bak. Yani dolaplardan peki, çok yavaş olup temiz yapmamış mı ama? Şöyle vakit kaybı yaptığın için hani en azından duvar silmeni beklemiyorum. Gerçekten bak sadece bir süpürgeyle böcekleri alabilirdin. Duvarlarda çok sinek var. Arka duvarında çok sinek var ölmüş bir şekilde. Yakından ne bakarsan uzaktan bakmayacaksın. Silmek için mi? Yok sadece şey süpürge. Burası için de mutfak için de geçerli. Örümcekler aldı ya. Örümcek vardı. Küçük küçük böcekler vardı. Bak ona baktım almışsın. Yakın detayla baktım. Ama işte uzaktakileri unuttuk. Evet. Kaç yerde kaldı? Silerken unuttuk yani. Evet, son geldim baktım. Orada küçük küçük sinekler var yani şu an uzaktan görünmüyorlar çünkü belki çok küçükler. Şu an üstünüze. Uçmuş. Fark etti yani hayır üstünüze şu an. Ya uçuyorlar sürekli olarak. Ya ölmüşler. Ölmüşler. Evet. Demek ki vurmuş öldürmüşler yani hangi sen mi yaptın? Ya en azından süpürgeyle bir alabilirdin. Görüntüsü çok hoş durmuyor. Duvarı dediğim gibi silmeni beklemedim. Yani genel olarak bu. Hangi tarafını sileyim bacım Allah aşkına? Neresini sileyim bu? İğrenç bir şey. Silmeni beklemiyorum. Koltuklar için şu de aynı. Şu parmaklara bakar mısın? Kapının koluna bakar mısın? Neresini sileyim ben? Burada bir eşya yoktu. Yani bana böyle özene özene lambayı da temizlerim bak. Özene özene temizlerim ben bu evi. Özene özene yapmanı yani beklemedim. Yani onun kapıda sileyim, duvarları sileyim. Vitrin yoktu, bir şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Bunların hepsi kaldır temizlerim yani o kadar söyleyeyim. Özene özene silmeni beklemedim. Ama sadece bir bezle geçirebilirdim. Biz senin sezonun başında buraya bu koyalım, sezon finalini burada yapmayı. Evet. Bak Kadir. Peki Ayşegül senden de puanını alalım. Sen dedim, ben bir şey demedim. Ayşegül senden de puanını alalım. Ay ama onu istiyorlar. Yani 4 saat unutmuşlar. Gerçekten yani
vicdan falan katmayın. Vicdanla hiç alakası yok. Benim Allah korkum onu zaten var. İki sezondur anlattık. Yani. Vicdanla alakası yok bu anlamda. Gerçekten yani herkes vicdan deyip öne gidiyor. Ben ama emek bırak... veriyor. Gerçekten emek var. Anlayacaksınız siz de yapın göreceksiniz. O kadar insan ben yoruluyor ki. Ben sana emeklerini saydım. Emeklerini saydım. Bu verdiğim puan da gerçekten emeklerim için. Peki buyur Ayşegül çevir puanını. 3 geldi. Evet. Arkadaşlar size okula yazdırayım mı? 4 var, 5 var, evet. İsterseniz. 4 var. 4'lük 5'lik temizlik değil de. İsterseniz sayılar. Fazlasıyla yap sayılı 4'ü de bize. Ya benim beğenip gördüklerim ne bu kadar. Ne kadar yani? Benim beğenip gördüklerim bu kadar. 3'e kadar öğrenmişler. Öpüsün. Toplamda 12 puana ulaştı. Eline koluna sağlık Gamze'nin. Ayşegül tak maskeni ben çıkartayım. 12 puan aldım. Puan aslında benim için evet yeterli. Hani biraz daha olabilirdi evet 4 ve 5 bekledim açıkçası. Vermediler. Zor da alamazdım. Ama ben umutluyum. Kadir bana güzel puan vermiştir. Evet Gamze eline koluna sağlık. Şimdi ev konusuna gelince evin cidden çok şans işi tabii ki ev ama... Kolay bir evdi. Şöyle kolay bir evdi. Evet mutfak dolapları yağlıydı. Aspiratörün yağlıydı. Fayansların yağlıydı. Ama kolay. Ona nazara salonun kolaydı. Konsol yoktu, vitrin yoktu. Bunlar tabii ki senin elinde olan bir şeydi. Şans işi. Ama o şansı biraz değerlendirmen gerekiyordu. Mutfakta iş yaparken kaç defa uyardım seni bakma. O tel eline aldın. Tellesen mi, tellemesen mi? Yağ sürsen mi? O teli eline şöyle bir avucunu al. Mehken. Sürt babam sürt, sürt babam sürt. Dakika geçiyor haydi. Bunlar ne? Onlar neydi? Onlar ne? Böyle yüzeysel dolandılar. Tabii tabii. Yani bas... Hatta dolabın üstüne en çıktığında dedin ki teli vurdun. Burası çıkmaz çıkmıyor dedin. Çıktım. Gerçekten vurdun mu çıkmadı ama. Teli sonra bir bastırdım bak dedim kaymak gibi ama oluyor. Ama yağ sıkıcı sıktık. Beklettik o yüzden. Sana kim dedi orayı kuru kuru terli diye. Yani mutfakta çok uzun bir süre geçirdin. Her şey cevap. O mutfak için çok uzun bir süreydi. Çünkü programın daha önceki bölümlerinde çok daha kirli, çok daha yağlı, çok daha kalabalık mutfaklar temizledik. Tek sıkıntın elinin yavaşlığıydı. Benim kaynana bana diyor ki sen çok pratiksin. Senin kaynanan evet. Da demek ki yavaş. Onun için onu o doğru bak o doğru onu anladım. Bana niye pratik diyor o zaman? Ya belki günlük hayatta pratik olabilirsin ama iş yaparken kendini vere vere yaptığın için çok ağır yapıyorsun. Sıkıntı bu. Bir de mutfağa girdin örümcek ağlarını hiç evet. Almadın. Salonda da sonradan aldın. Yani o örümcek ağları camı sildikten sonra evet, aldın. Evet, o biraz sıkıntıydı. Eline koluna sağlık diyorum. Banyoda güzel iş çıkardın. Banyo dolabını falan yıkadın. Eline koluna sağlık. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim ama ondan önce bu kadar iddialı konuşta bir kısım detay beklemiyor, bir kısım detay bekliyor. Bir kısım detayın içine gerek yok diyor, bir kısım var diyor. Bilmiyorum bu hafta neler yaşanacak. Onun için ikinci gün yarışmacısını seçiyorum. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şöyle kıran kırana bir temizlik bekliyorum. Bakalım kim çıkacak. Hazır mısınız? Temizlik benim işimdi. Yarının ismi çok iddialı bir yarışmacı. Ay. Evet geliyor, geliyor, geliyor. Ayşegül geliyor. Yemin ederim söyledim. Demedim mi? Yarın kesinlikle benim dedim. Yarın evet. Çöp ev temizleyeceğiz. Temizleyelim. Artık bilmiyorum yarın nasıl bir ev çıkacak ben de merak ediyorum. Ayşegül. Ayşegül dedi ki inşallah bana kötü bir ev çıkmaz. Öyle artık dedim. Yarın şansına. Evet. Çıkarsa da güzel temizliği parlatırsın iyi bir puan alırsın. Evet. Kirli evler daha büyük avantaj bizim için. O zaman hazır mıyız? Evet. Evet yarın temizliğimize Ayşegül'le devam edeceğiz. Şimdi Gamze'ye puan vermek üzere gidiyorum. Yarın kaldığımız yerden ekranların tozunu almaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. Evet haftanın ilk finalini geride bıraktık. Gamze'nin eline koluna sağlık. Şimdi Gamze'nin yaptığı temizliğe puanımı veriyorum. Evet, Gamze'ye puanımı verdim. Yarın iddialı yarışmacılardan Ayşegül'le temizliğimizi yapacağız. Bakalım yarın nasıl bir ev çıkacak, nasıl bir temizlik olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.